Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir format programıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 22.00'ı, tarihlerde 4 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor. Ve efendim Mayıs ayının ilk programında yine yaklaşık yani günün tabii akışına göre süremizi belirliyoruz ama ilk bölümde eski yarışları, geçtiğimiz haftanın mücadelelerini, daha sonrasında hafta sonu koşularını ve haberleri konuşacağımız keyifli bir programla karşınızdayız diyelim. Suat Hocam'a döneyim. Hocam, iyi programlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Ekran başında bizi izleyen tüm seyircilerimize ve atçı dostlara hayırlı akşamlar diyorum. Güzel bir program olacak. Artık baharın ilk haftasındayız. Mayıs, baharın güzel bir haftasındayız. Mayıs ayı. Yarışlar her geçen gün daha önem arz ediyor. Finaller başlıyor. Sert finaller başlıyor. Önümüzdeki yarışlar her geçen gün önem kazanıyor. Acısıyla tatlısıyla Gazi'ye giden yolda her geçen gün sert ve ciddi yarışlar izlemeye başlayacağız gibi görünüyor. Evet hocam, gerçekten öyle. Bakalım, zamanda su gibi akıp gidiyor. Tabii ve bir anda bakacağız ki, kalmadı, ki Mayıs bitmiş, Haziran gelmiş. Haziran'ın gelmesiyle İşte önümüzdeki hafta, yani bu hafta Avrupa'da finaller, tay denemeler koşuyor. Var. Amerika'da derbi koşacak. Her yer yavaş yavaş sıra geliyor. Geliyor hocam. Gökhan, iyi haftalar, iyi programlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gayet iyiyim. Her zaman olduğu gibi koşularımız var, haberlerimiz var. Camiamızdan, yarış severlerden, herkesten katkı bekliyoruz. Atçılık adına sohbet etmek için bir kez daha bir araya geldik. Hocanın da dediği gibi hakikaten yol haritası Gazi koşusunda artık Mayıs ayının ilk haftasını bitiriyoruz. Dünya atçılığı zaten gerek derbilerle, gerek tay denemelerle, gerek kendi içlerinde klasik koşularıyla dünya atçılığı hızlandı. Ülkemizde de son sürat devam ediyoruz. Çok güzel yarışlar bizleri bekliyor. Hava bu arada çok etken. Yağmur yağıyor, açıyor, kapatıyor. Biraz onunla alakalı camiamız pistlerle ilgili biraz kara kara düşünce ya da beklentiler oluyor. Güzellikler devam ediyor. Gerçekten de öyle. Bu güzelliklere biz de formatı ekleyelim efendim. Güzel bir format programı için artık başlangıcımızı yaptık. Devamını getirelim. Geçtiğimiz haftaya gidelim. Nisan ayının 28'inde İstanbul'da yapılan Cihangir koşusu ilk masaya yatıracağımız, değerlendireceğimiz mücadele olacak. Ekranlara koşu gelmeye başladı. 1500 metre sentetik pistte Cuma günü, 28 Nisan Cuma günü gerçekleşmişti koşu sevgili Gökhan. Ben önümde yeni yeni açacağım ama sözü bu arada sana bırakayım. Şimdi öncelikle bu yıl tabii ki hava muhalefeti dolayısıyla Ergin Talay koşusu, Preveze, Cihangir ve Nadas koşuları belki yani atçılık tarihinde bir ilktir. Bütün hepsinin pist değişikliği yaşandı. O yüzden de Gazi koşusunun daha da cazibesi arttı. Çünkü daha bu önemli koşular çim pistte yapılmadığı için atların belli bir başarısı var ama çim pistte bir araya gelip bu mücadeleleri göremedik. Evet. İnşallah bundan sonra göreceğiz. Bu koşuya gelecek olursak, bu koşuyu kazanan White Hine zaten son iki yarışında oldukça iyi yarış yapmıştı. Ciddi rakipleri vardı. Ama ben her zaman şunu dile getiririm. Bazen koşu içerisinde start numarasından tutun da rakibinizin stiline kadar ya da koşu içerisinde gelişen olaylar aleyhine ve lehinize olabilir. Şimdi White Hine için bu inanılmaz bir artıdaydı. Yani start verildikten sonra evet Quick Smart önde gidiyordu. Urfa Aslan onu takip ediyordu. Düzlük dönüldüğünde White Hine hem onların arkasında var, Erdivin'deydi, hem de düzlük dönüldü, içeriden yolu buldu, ne aksiyonu bozuldu, ne bir metre fazla koştu. Ciddi bir avantajlı bir yarış yaptı. Başarılı tabiat. Böylesi önemli bir koşu kazanmayı bildi White Hine. Mr. Big Shot el değiştirdi. El değiştirdikten sonra bir yarış kazandı. Ardından kademe kademe böyle yükselen değer ve önemli yarışlara yol haritasında devam ediyor. Yetenekli bir at olduğu aşikar ama tamamıyla tam kendini bulmuş değil. Bugün içinde aslında yeri iyiydi ama koşu bir yerden sonra buralarda hızlı başlıyor gibi gözüküyor. Sonrasında ele alındı. Ama kazanan at inanılmaz bir avantajlı yerde gidip döndü. Yani buralarda Mr. Big Shot arkalarda boşlukta Gökhan Kocakaya'nın en iyi yaptığı, en başarılı olduğu işlerden bir tanesi budur. Atı rahatlatır, boşluğa alır, ağız istinadında atı böyle mücadeleye sokmaz, hırslandırmaz. Bir yerden sonra yürüttürür. Şu anda Mr. Big Shot'la tam istediğini yapıyor.
Yani öndeki atlar gidiyor, arkalarında arkadaki ata yakın gitmiyor Sadık. Evet. Onun bir iç iki arkasında tamamen boşlukta gidiyor. Atı tamamen rahatlatıyor. Buralardan sonra artık ufak ufak, çünkü yarış yavaşladı. Başladığı gibi devam etmedi, yavaşladı. Buralardan sonra artık ufak ufak yürüttürecek viraj dönülürken. Ama dediğim gibi kazanan at inanılmaz bir avantajlı yerlerde gidip çıktı. Bak burada Mr. Big Shot dışarı çıkıyor. Kapama daralma yok ama White Hand içeride açıldı. Mesela öndeki iki atın dışına çıkması gerekseydi White Hand, ki normal yarışlar böyle olur. İki tane atın içinden düzlüklü önünde çıkılmaz ama bizim Türk atçılığında maalesef bu içeriden yol verme inanılmaz derecede yaşanıyor. Çok kabul edilmesi bir durum da değil ama yapacak bir şey de yok. Top alacak olursak koşuyu kazanan White Hand'ın ilgilerini kutlayalım. İyi bir at olduğu aşikar. Çim yarışı da Çim'de de başarılı koşuyor. Ama Mr. Big Shot'ın koşusunu ben beğendim. Koşu programı çok sık olmazsa, biraz daha böyle aralı zaman verilerek devam edilirse istenen düzeye gelecektir. Kuvvetli bir at olduğu belli. Urfa Aslan iyi koştu, Montaigne iyi koştu diyor sevgili Gökhan. Tabii Cihangir koşuları efendim her zaman, her yıl önemli mücadelelere sahne olur. Geçtiğimiz yıl Subutay'ı kazanmıştı. Ondan önce Kafkas Bey'i ve geriye doğru gittiğimizde Vernazza, Kenobi'yi, hep beraber Copperfield gibi isimleri gördüğümüz bir mücadeleydi son 5-6 senesine baktığımızda. Bu yıl ilk defa mı sentetik pistte koşuldu diye bakıyorum. Evet, ilk defa sentetik pistte koşuldu Cihangir koşusu. Hocam neler söylersiniz? Çok fazla söylenecek bir şey yok. Yarış kendi şahsine münasır bir kum yarışı. Politrak All Weather pist yarışı oldu. Çim pist olsaydı farklı şeyler söyleyebilirdik. Belki farklı atlar farklı neticeleri alabilirdi. Ama bu pistte bildiğimiz atlardı. Sıranın değişmesi pek mümkün görünmüyor gibiydi. White Hand kışı dinlenerek, seyrek koşarak geldi. Gökhan da bahsettiği üzere Mr. Big Shot yeni sahiplerinde el değiştirdikten sonra bir birincilik yaptı. Daha sonra arkasında bir ikincilik yaptı. Buralarda çok gerilerde kaldı. Grubun dışını dolanıp gelmek zorunda kalınca rakibine oranla oldukça fazla bir dezavantajla sonlara geldi. Buralarda geldi, yoruldu, hatta dördüncü olacak gibiydi. Tekrar bir gayret gösterdi. Yanındaki rakiplerinde yorulmasından faydalanarak geldi, ikinciliği kurtarmayı bildi. Urfa Aslan'ı güzel bir safkan. Görüntüsü eşkaliyle göz dolduran bir safkan ama belli bir çizgiye geldi, takıldı. Oradan daha yukarı pek gidecek gibi durmuyor. Diğer atlar için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Net, temiz bir yarıştı. Kazanan yine Natifanlar bu önemli koşuda da 1-2 olmayı bildiler. İki tayı koştu, birinci ikinci oldular. Yarışta fazla öyle söylenecek aşırı bir detay yok. Peki hocam, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Gerçekten de sentetik piste alınmasıyla birlikte tabii pek çok ismin de sentetik pist performanslarıyla değerlendirildiğinde sürpriz bir sonuç çıkmadı ortaya. Koşunun favorisi kazandı. İkinci şanslı ismi, ikinci, üçüncü sırada şans bulan ismi de müşterek bahisler anlamında koşuyu üçüncü sırada tamamlamış oldu diyelim ve geçelim aynı gün bir sonraki koşu, yani Atilla Midillili koşusuna. Cuma günü efendim İstanbul'da yapılan Atilla Midillili koşusu kısa vade 8 statüde 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 sentetik yarışıydı. Burun yarım boy böyle gerçekten son metreleri nefes kesen şekilde bir mücadeleye sahne olduğu kazanan Azmantor'du Saadettin Boyraz idaresinde. Ne dersin Gökhan? Ne derim? Şimdi Azmantor çok iyi bir at zaten. Geçen yıl bildiğim kadarıyla 11. ayın sonuna doğru 1400 metrelik sentetik pistte kazanarak kapattı. Aradan 4-5 ay, 5 ay geçti ve kazanarak sezonu açtı. Şimdi tabii burada kuş içerisine bakıldığı zaman yani tam taşan suratlı bir at. Yani öndeki tempoyu kendi, yani daha doğrusu liderliği kendi müsaade ederse rakibine veriyor. Çünkü yani Azmantor çok böyle hızlı deli gibi gitmedi ama daha böyle hızlı giden atları da start aldı. Arkalarına böyle dolu kantaran tutarak ona müsaade ederek liderliği veriyor. Bugün içinde startla birlikte çok iyi çıktı Azmantor. Liderliği aldı. Ve tabi usta diyor ki Saadettin öyle çok hızlı gitmez. Ama çok yavaş da değildi. Tam taşan da onun arkasında kalıp
Onun temposuna ayak uydurmayıp ya da erken onunla mücadeleye girmeyeyim. Sonuçta arka tarafından gelecek atlar, McAfee var, Bonnie Bomb var, diğer rakipleri var. Yani onlar da son düzlükte etkili gelen atlar olduğu için o da biraz daha ona müsaade edip idare edip düzlükte gelen atlara da cevap vereyim diye düşündü ama Azman Tur çok etkili koştu. Yani aradan bir 5 ay geçmiş ama bu atlar büyük ihtimalle zaten sezonu kapatıp yeni sezona hazırlanıyorlar. Yani bu koşuya planlı, programlı, hedefli gelmiş ve zaten at da çok hazır ve pırıl pırıldı. Müthiş bir yarış yaptı. Biliyorsun ben hem Azman Tur hem Pikabu'yu geçen seneden beri bu atlar grup koşu kazanacak dedim. Pikabu hemen grup 2 kazandı. Azman Tur da o yolda ilerliyor ki başarılı yarışlar yapıyor. Burada tabii 600'ün oralarda bir kopma noktası var. Nedir? İşte Azman Tur liderle aldıktan sonra 600'ü geçirirken uzun aksiyonlu bir at. Halit ona müsaade etti. Ama tam taşan arkasında onun arkasında kalabilmek için dolu kantarma giderken o dolu kantarmaya devam ettiğinde Azman Tur yürüttüğünde bir 3 boy fark oldu. Ondan sonra da ki o fark kapanmadı. Burada tabii ki o farkı yaptırmayabilirdi tam taşan öyle bir müsaade etmeyebilirdi. Atı çok kuvvetli ama işte bu prestij onun oyunu değil. Burada eleştiri olabilir Halit kardeşe. Niye eleştiri denemez ama sonuçta ne yapmak istediğini ben görüyorum. Daha yakın gidebilirdi. Onu daha yakın takip edebilirdi. Bak buralarda görüyor musun? Bak dolu kantarma gidiyor. Çünkü onun erkenle mücadele etmek istemiyor. Bak buralarda Saadettin yürüttürdü. Halis hala atı bozmak istemedi. O da artık buralarda saldı ama 3 boy oldu. Evet. İşte böyle yarışlarda çok kapanmaz bu aralar. Ama bilinçli yapılmış bir harekettir. Son itibariyle az motoru kazandı ama yakına rekabet edildi. McAfee iyi bir yarış mı koştu? Kesinlikle iyi bir yarış koştu. Mesela McAfee'de bu koşuda eleştiri var ama McAfee kısa sprint yapan. Timing'ini iyi ayarlaman lazım. Yani erken yürürsen bırakıyor. Geç kalma gibi bir durum yok. Mesela buralarda geldi. Yakaladı. Mesela bir 100 metre olsa geçecek miydi? Ben de geçemezdi. Devam ediyordu diğer atlar yani. İyi bir koştu. Kesinlikle çok iyi koştu ama timing'ini iyi ayarlamak lazım bu tarz atların. Jack Sparrow istikrarlı bir at. 4. olarak bitirdi. Deniz Han'ın yarışını ben beğendim. Fena değil çünkü bu atın daha 85 handikap puanı var. Gelebileceği birçok bir koşu var. Bolibom beklentinin altında kaldı. Biraz koşu da istediği gibi gitmedi ama kolay değil. Sonuç itibariyle başarılı bir at. Her atın biraz eksik koşma lüksü ya da koşu içerisinde istediği gibi gitmediği zaman beklentinin altında kalabilir. 20 yarışta 17 defa ilk 2'de yer almıştı Bonibon. Evet. Bu açıdan istatistiksel bir rekora yakındır bu performans. Evet. İlk defa ilk 2'nin dışında, daha doğrusu ilk defa ilk 4'ün dışında kaldı. Olabilir. Sonuçta bir canlı hayvan. Dediğim gibi o gün gününde değildir. Yarış istediği gibi gitmemiştir. Beklentinin altında kalmıştır. Bir sürü etken var. Ama koşu kazanan Azman Tur iyi bir kış sezonu geçirmiş. Bu at Çin pistte de başarılı koşuyor. Ve az keza böyle öne çıkıp kendi tempoyu belirlediği herhangi bir grup yarışta da yakalanmayıp foto önünde geçme olana yüksek. Çünkü ikinci olan Tam Taşan zaten Mayler yarışlarının en iddialı atlarından bir tanesi. Evet. Buralarda sertlik yapıyor. Çünkü bir bıraksa hemen o öbür atın yanına gelecek. Erken mücadele başlayacak. O bırakmadığı için onun o sakinliğini korurken buralara Saadettin yürüttürdü. Bak burada bir ara açıldı farkında mısın? Evet, evet. İşte o kapanmadı. Burada bir eleştiri olabiliyor ama sonuçta böyle bilinçli yapılan bir hareket bu. Durum bundan ibaret. Azman Tur ve ilgilerini kutluyorum. Özberlik Ekürsü'nün Hasan Poyraz'ı, Mustafa'yı son itibariyle iyi bir sezon açılış yaptı Azman Tur. Devamı gelecektir. Çünkü Batçim'de de çok iyi koşuyor. Kesinlikle öyle. Azman Tur yarış yaşamına kazanarak başlayan, evet, hayatı boyunca da 5 ay ve üzeri ara vererek geldiği yarışlarda 2 kere birinci, 1 kere ikinci olmuş bir isim. Yani dinçliği seviyor mu? Evet, diyorsun? Öyle gözüküyor. Tamam. Ya da iyi hazırlanıyor o süreç kış sezonunda. Yok, yok. Bazı atlar dinçliği seviyor, sever, bazı atlar bir arayı seviyor. Ama zaten bu ekür böyle çok sık koşmaz atı yani. Özberlik ekürüsü. Doğru. Yani haftaya bir yarış var. Denk gelir. Belki 10 güne bir koşabilirler haftada bir ama o yılda bir kere iki kere olur. Bu atlar planlı pamuk. Mesela Azman Tur'un bu koşu öncesi gireceği yarış yok mu? Bir sürü yarış vardı. Bugün ayın kaçında kazandı bu at? 28'inde kazandı. Tabii. Bu atın Mart ayından itibaren girecek. Yani daha önce de var. Hadi diyelim ki yaz sezonu bekliyor. Mart, Nisan belki koşacağı en az 6 tane yarış vardır bence en az. Çok ama haklısın. Ne oldu? Bu yarışı bilinçli geliyor. Yani planlı programlı geliyor. O yüzden de o dinçliğinin başarısı devam eder. Çünkü bu ekürü sık koşmaz atı yani. Aynen öyle. Geçen yıl da Aralık 25'ten sonra Haziran 8'de koşmuşlar. Yani 2021 Aralık 25, 2022 Haziran 8. Valla Sadık'cığım sohbet uzuyor ama zaten olması gereken bu yani. 12 ay özellikle bizim ülkemizde atlar koşmaz. 12 ay koşan atlar yani her ne kadar grup koşu kazansa da belki çok daha farklı kariyeri olacak. Atlar
biraz belli bir zaman diliminin içerisinde istirahat etmeli, koşmamalı. Yani 12 ay sürekli koşamaz yani. Mutlaka öyle. Her ne kadar dinlenen at, o istirahatı geçiren at çok daha iyi bir sezon geçiyor. Zaruri istirahat başka bir şey ama sezonu hazırlamak ya da atın bir vidası varsa görmede dinlendiririm dediğin zaman çok başka bir şey yani. Değil mi? Tabii ki. Kutluyoruz. Olması gereken doğrusu bu. Ama herkesin doğrusu bir değil tabii. Bir değil. Evet. Kutluyoruz. Hemen hocama dönüyorum. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Umarım ciddi bir şey yok. Yok yok. Detaylar sizde. Çalış. Şimdi yarış genel toplam itibariyle hani siz şey diyorsunuz ya Saadettin Tempocu genelde öyle bir şey var. Evet. Tabii tempoyu kurdurursan kuruyor. Burada rakipler çok müsaade etti Saadettin istediği gibi koşmasına. Yarışın genel toplamına bakarsanız yarış bu seviye bir yarış için çok kötü bir yarış. Derece yani, anlamında mı? Tabii ki kötü. Bundan bir yarış sonraki Maiden Salise farkından bitti. Yani 7-8 yarışta 10 yarışta Maiden'den çıkan bir at aynı derece yaklaşık yaptı yani. Evet 1.30-38 Maiden 1.29-97 Azmantov. Kaç Salise vardı? 41. Kaç yarışta Maiden'den çıkmış o at? Kaçıncı yarışında Maiden'den çıkmış? Hemen söyleyeceğim hocam. 5. yarışında meydandan çıkıyor. Güzel. Şimdi bu atlar açık yarış ve kısa vade 8 kısa vade ayarı bir grup bu grup. Ya yani bunlar içinde grup atı olarak Time to Shine haricinde bir grup atı diyemez. Ancak bunlar grupların altında tabela yapabilmiş atlar. Grup galibi olan bir de Mike Fire var bu atların içinde. Yarışın yavaş gideceği belliydi. Herkes birbirini kollayarak gidecekti. 800'e kadar zaten yarış 800 metre oldu. 46 bitti. Şimdi yarış beni ekrandan alıp biraz daha geriye gidebilir miyiz? Evet, son 800'de 2 saniye meydandaki... Tamam. Burada bir durdur, biraz olacak. Geriye gelelim, atlet görünsün. Bir aksiyon, tamam. Şimdi yarış ne bitti? Azmantor birinci, Time to Shine ikinci. Evet. Aynı başladığı gibi, bir yarış başladığı gibi biterse zaten yalnız öndeki atlar şanslıdır. Halis haklı olarak burada her ikisi de ayrıca. Yani şimdi hem rakibe gitmesini oynatalım normal seyrinde. Her iki atta yaklaşık 6 ay aradan sonra geliyorlar. Kalkıp önde birbirini yiyecek halleri yok. Zaten kondisyonlarına güvenseler Azmantov bir tık hızlı gider yine bitirebilir. Time to Shine kondisyonuna güvense onun önünde gider yine onu geçecek kapasitede daha genç bir at. Herkes ilk yarışı olması itibariyle yavaş yavaş gidelim. Hem arka taraftan gelenlere diri kalalım hem önde yorulmayalım. Zaten geriden geliyoruz. Azmantov zaten bir çiftlik istirahati oldu diye biliyoruz. Çiftlikten geldi. İlave yarış, sezon bittikten sonra çiftliğe gitti. Yalnız atın galopları mükemmeldi hatta. Ben bir tanesini de canlı seyrettim. Hemen aynı saatlerde çalışıyoruz. Bir galoplarla geliyor yani. İddialı geliyor. Öyle ben ara verdim. Burada bir yarış göstereyim havasıyla değil. Kazanabilirim iddiasıyla geliyor. Öyle iki tane üç tane arka arkaya bir iki galop yapmak bunun ifadesidir. Benzer şeyleri Time to Shine için de söyleriz. Daha önce bir koşacaktı. Koşması söz konusuydu. Bir takım evrak sıkıntıları oldu. Koşamadılar. Bir 45 gün daha geri gitti. O da öyle. 45 gün öncesinden sert galoplarla geliyor. Olması doğal. Diğer atlar biraz trafik yaptılar. Mesela Make a Fire kazanabilirdi yarış. Make a Fire mesela bizim at gibi değil. Ani ayağını toparlıyor. Yabancıların turn foot dediği onu çok güzel yapıyor. Ani gelebiliyor. Ani hızlanabiliyor. Yaptı. Olmadı. Aralarda Gökhan'a katılıyorum. Belki de kasıtlı oralarda oyalanıyor. Erken çıkarsa çünkü at yapamıyor. Geliyor bırakıyor. Onları da çok yaptı. Yani yürümüyor diyorlar. Yürüyor da yürüdüğü zaman da geliyor. Almıyor bu defa. Alıyor geri bırakıyor. Yaşadık bunu. Bizim at jokeyimizin ifadesi 400'den sonra at altında rahat hissetmedim. Çok da sıkıştırıp daha kötü bir şeye olma ihtimali vermedim demesi bizim açımızdan çok daha iyiydi. Böyle iyi bir at daha kötü bir şey hak etmiyor. Teşekkür ettik. Olabilir. İnsanlar yanılır yanılmaz doğrudur. Gerekli tetkikleri yapıldı. Çok ciddi bir şey yok. Şu anda tekrar zaten hiç istirahat daha etmedi. Birkaç gün normal istirahatını yapıp idmanlarına devam ediyor. Biraz daha dinlenecek, daha kenardan gideceğiz. Bu sanki tamamen temponun azizliğine uğranmış şimdi, bir yarış gibi gözüküyor bak hocam. Bak şimdi şöyle bir şey var yani. Sadıkçım. Şimdi yarışı burada bir durduralım. Tamam Bonibom çok iyi at olabilir ama Time to Shine'e 5 boy, Azmantoro 8 boy verirsin çok büyük avantajdır. Yarışta ben şimdi bu at niye bu yarışa koştu demek içimden gelmiyor. Daha evvel 3-4 şart yarışlar vardı. Şimdi geldiler burada ya tabelenin altında kaldılar ya dışında kaldılar. Gereksiz bir trafik yaptılar. İşte onlar bana değil şeye çok zarar verdiler. Benim atım bugün iyi koşmadı. İyi koşsa bu tempoyu da üstünden gelirdi. En azından tabela dışı, tabelenin hemen arkasında veyahut da
Time to Shine'in biraz dışında 3 bitirebilirdik. McAfee kazanabilirdi o zaman. Evet. McAfee'ye mesela o atlar çok zarar verdiler. Gidiyorlar, gitmiyorsun. Gitmeye bir niyetin yok. Ne için koşuyorsun? Tabelanın altı. Tabelanın altı için koşacaksan atını. Daha efendim daha bir alt grup var. 3 şart, 4 şart var. Doğru. Yani yarışta bakıyorum atlar sertlik yapıyor. Jokeyi bırakmıyor atı. Çünkü verilen talimat öyle. Bu defa ne oluyor? Düz yola kadar geldi mi at yorulmadığı için diri kalıyor. Arkadaki atı rahatsız ediyor. Yani McAfee bu yarışı kazanması işten değildi. Yarış böyle bir 5 at 6 at koşsaydı farklı şeyleri konuşurduk şu an. Daha işi kolaya girdi. Ha bir de şöyle bir şey var. Bizim at bir starttan çıkıyor. Erken öne gitsen yer alayım diye atı kapatıyorlar, atın üstüne çıkıyorlar bu defa. Yapmadıkları rezillik kalmıyor zaman zaman. Evet. Hani artık çok üstünde durmak istemiyorum. Hadi arkada kalalım, kaderimize razı olalım. Yarış bir tık hızlı gider. Mesela Harlan direkt geldi orada, sadece Time to Shine dışını tuttu, bıraktı kaldı. Ne gidiyor ne kalıyor. Ne oldu? Yarış sonuncu bitirdi. Bunun için mi koştu at? Olmadı. Oynatın, devam etsin yarış. Şimdi bak buralara kadar Azmantor gibi bata bu şansı verdikten sonra yapacak bir şey yok. Herkes bir risk aldı. Halis ne yaptı? Önümdeki at giderse gitsin dedi. Bak ne kadar dolu. At çok sertlik yapıyor. Neden? Yarış yavaş gidiyor çünkü. Yarış normal temponun altında gidiyor. Yani Denizhan sertlik yapıyor. Time Push'a mı sertlik yapmayacak? Kaptan Fantastik gidemiyor. Sertlik yapıyor. Gitmek istiyor, gitmiyor. Haliyle bunlar oluyor. Şimdi bak buralarda mesela Harlan Drake ile Denizhan çok engelledi. Tamam acele etmiyor. Erken yürümüyor. Akın ama yürüdüğü yerde eğer önünde o iki tane at olmasa gereksiz bir trafik yaptılar ona. Birebir erken kalacak onlarla. At tam hızlanacak mesafeyi bulmuştu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir yarış oldu. Bundan sonraki yarışlar bu şekilde cereyan etmez tabii. Bu defa derler ki Azman Torbak geçen gün bıraktık bitirdi. Yarış bu defa da tam tersi hızlı gider. Hocam ufak bir hesap yapmaya çalıştım. Derece 29.97. Son 800'ü 46.12. Dolayısıyla ilk 700'ü 44. Yani ilk 600'ü yaklaşık 38 geçmiş bu yarış. Şimdi ben derece 38... takılmam. Yarışı seyrettiğin zaman derecesi. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Yarış yavaş gittiği müddetçe her öndeki at gelir. Ya. Özellikle her öndeki at gelir. Evet hocam. İstersen öne bir handikap atı koy. Azmantor'dan bırak Azmantor'u. Azmantor zaten çok kaliteli bir at yani. Tabii ki. En azından savaşçı bir at. Tabii ki. Kolay teslim olmuyor. Güçlü bir at. Kesinlikle öyle. Diyelim kutlayalım, ayakları düz bassın diyelim ve devam edelim değerli yarışseverler. Aynı gün son koşuya bakacağız ki Nadas koşusu yine klasik diyebileceğimiz koşularımızdan biridir. Kısa vade 9 statüde 3 yaşlı dişi İngiliz taylarını 1500 sentetikte bir arada izledik. Operasyon kazandı Mertcan Çelik idaresinde. Yine baş burun burun boyun biten harika bir mücadeleydi sevgili Gökhan. Evet şimdi tabii ki 14 at koştu. Tabii hepsi Çin piste göre kendini hazırladılar ama sentetik piste oldu. Tabii ki Prenses Sylvester koşuya liderliği tayin etmişti. Şehit Maiden de ona yakın olarak takip ediyordu. Şimdi bu ve benzeri yarışlar zaten normalde de zor koşular. Çünkü biliyorsunuz ki 2 yaşında koşan atlar 3 yaşında döndüğünde kaldığı yerden devam edemeyen ya da yeni başlayıp başarıya ulaşmış ya da başarılığa ulaşacak noktada olan atların bir araya geldiği, işte önünde işte dijital deneme, sonra kısrak koşusu olduğu, onun öncesinde Nadas kendine hasmın asır bir koşu ama tabii önünde böyle iki tane klasik koşu olunca acaba bu yarışlarda mı kendini gösterip o yarışlara kaydolayım ya da atımın kalitesi nasıl ya da ben neredeyim? Bu koşular onların göstergesi aynı zamanda. Evet. Şimdi bu yarışta baktığın zaman buralarda kimi kazanacak bilemiyorsun. Yani hepsi kazanır da. İşte iyi bir yerde bulan, bir avantajda olan, daha böyle gayretli olan operasyon koşuyu kazandı. Şimdi koşuyu bir düzlüğe bir daha bir alabilir miyiz yönetmenimden rica edeyim. Mesela burada Prenses Sylvester yani Gökhan Kocakaya hakikaten Special Hope Forces'a müthiş bir katkı sağladı. Tamam oynatalım, oynatalım yeterli. Şimdi burada önde gidiyor. Şimdi Special of Horses bariyer dibinden gelecek oralarda. Sesleniyor Özcan ona yani. Hı hı. Sesleniyor da ona müsaade ediyor. Abi Suat üçüncü oldu. Yani ona oradan yol vermeyebilir. Ön kamerada istesen muhakkak onun orada yolu var ama. Fakat bariyer dibinde... Kağıt üzerinde birinci ikinci atlar. Bravo. Şimdi bak buralarda bak bak şimdi bak içeri meyillendi bak bak içine baktık Gökhan gördün mü? Evet. Seslendi. Evet. Şimdi burada atları ve jokeyleri bir kenara bırakalım. Birçoğu böyle aktif at biniyor ama. Yani ben belki... Bu programda değil her programda söylüyorum ya bu kadar içeriden yol verilmez ya. Bu kadar içeriden yol verildiği zaman ciddi bir avantaj sağlıyor rakibin.
Onunla birlikte dışarıdaki atların suçu ne yani? Atın durmuştur, tampası düşmüştür, senin içinden de dışından da gelip geçebilir. Ama atın devam ediyor, devam ederken içinden yol oluyor, veriliyor. Mesela düzlük dönülüyor, bütün atlar pistte ortalıyor. Dışarıdaki atı onu görsün de devam etsin de. İçinden bir atla iki tane daha at giriyor. Onun arkasındaki atların suçu ne yani? Bu kadar içeriden yol verilme. Ben dünya çılında hiç bilmiyorum. Eskiden bizim zamanımızda da yoktu. Fırçayı yerdin yani. İçeriden yol ver, yarışı kaybet, yandın. Eski antrenörler çok söylenirlerdi yani Sadık. Doğru söylüyorsun. Çok söylenirlerdi yani. Öyle böyle değil. Hangi noktada olsan ol, hangi kariyerinden olsan ol. Hatta eski jokeleri de şu an kulakları çınlasınlar. Sor bakalım. İçinden yol verirler miymiş? Ben izliyorum. İzmir başta olmak üzere pistle alakalı mı bilmiyorum. Ama her veli hipodromlarda, artık Veli Efendi hipodromunda da. Şimdi sentrik pistin içerisi ağır mı? Yok. Ortası hafif mi değil, her yer aynı. Doğru. Ama inanılmaz bir içeriden yol verme var yani. İçeri açılıyor sürekli. Yani bir jokey içeride bariyer dibinde kendine bir yer bulsun. Atı biraz aniden hızlanan yani olsun. İçeriden yol verilmezin aslında biraz daha cümleyi açacak olursak, orası daha mesafenin kısa kat edildiği, iç kulvar olma avantajı olduğu için verilmez. Hepsi, hem öyle hem de yani kendinle birlikte dışındaki atlara da dezavantaj sağlıyor. Yani şimdi önde 3 at gidiyor, içeride bir at gidiyor. Düzlükte o atlar devam ediyorsa eğer onun dışına yol bulması lazım. Tabii. Devam eden at açılıyor, içerisi boş oluyor. Bir yerden sonra temposu düştü mü öbür atlar dışarı çıkmaya çalışıyor. Bu içeriden geliyor. Evet. Yani dikkat et, bütün yarışlar öyle hemen hemen. Evet, evet. Kazansa da kaybetse de. Bu arada Gökhan orada tabii ki rakibi değil, sadece içeri doğru atın meyilince seslendi, orada toparladı. Sonuç itibariyle o ikinci, diğeri üçüncü oldu yani. Ben burada yapılan hamleyi anlatmıyorum ama içeriden yol verme müthiş. Düzü dönen açılıyor. Çok kabul edilmesi bir durum değil yani. Steel Queen iyi koştu, Nestar iyi koştu, Sopyan iyi koştu, Aresans iyi koştu. Ama tabii burada en iyi koşanlardan bir tanesi tabii ki kesinlikle operasyonda kazandı. Neden? Çünkü bu at ikinci ay 18'inde koşu hattına başlıyor, kazanıyor. Ardından bir 14 handikap koşuyor 6. Sonrasında bu yarışa geliyor. Yani 3. kursuna da az kazandı. Kuvvetli bir at olduğu aşikar. Gayretli de bir at. Böylesi bir koşuda burada 5. de çıkabilirdi ama kazanmasını bildi. Başarısı şu 3. koşusu daha. Ve yarış hayatına 2 ay önce başladı. Öne açık bir at. Special of Horses bence bu sentetik onu çok rahat ettirmiyor. Çünkü bir gün önce fazla yağmur yağdı. Biraz sentetik böyle nemli ve biraz yumuşak haldeydi. Hı hı. Daha kuru olsaydı yarış ya da çim olsaydı bence koşuyu kazanma olanağı yüksekti. Bir sonraki randevuda hep beraber analiz edeceğiz yani. Gerçekten de öyle. Sentetik pist olunca. Bakıyorsun mesela işte Ray of Light 11. olmuş. 1.30 90 yani 70 saliseyle 11. Evet, evet. Yakınlar yani. Son yarı dönemin, çim olsaydı çok değişirdi işin rengi. Müthiş olurdu. Son dönemin gerçekten ilk 10 safkan için bakıldığında tabii. 40 salise ya bir aksiyonu bozuldu, bir yer bulamadım, bir istediğini yapamadım. Belki kazanacağım, belki tabelaya gireceğim. 9. oldu. Yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi hocama dönüyorum. Hocam siz geçen hafta programda yarışlar çimde koşulursa farklı yorumlar, sentetiği alınırsa farklı yorumlar yaptık. Ve siz de dediniz ki yarış sentetiği alınırsa operasyon ve Atomic One dediniz. Atomic One koşmadı, operasyon kazandı. Şimdi ben ona baktım hocam, çoğuna safkanların. Hani bir tek acaba dedim bu kazanan operasyon mu daha önce sentetikte iyi koşmuş? Hayır, 14 safkanın neredeyse yarısının da sentetikte iyi koştuğunu görüyoruz. Siz niye sentetiği alınırsa özellikle operasyon dediniz, onu ben bütün hafta merak ettim. O yüzden bu kadar uzun sorayım dedim hocam. Güzel soru. Peki yarışta sen ne gördün başka Sadıkçı? Hocam son dönemin en müthiş mücadelesini gördüm. Öyle özellikle gördüm. Yani bu 10 isim de birbirine yakın girince fotoğrafa. Şimdi burada ben bazen isimler üzerinde artık durmamaya karar verdim. Ama seyrettikleri zaman kendilerini, yani insan kendi kabahatini şeyini bilir. Çünkü bir şeyi çok böyle deşifre etmek de çok doğru bulmuyorum. Yarışı tekrar geriye alalım. Normal seyrinde başlayalım. Anlatacağım operasyonla tamam, ilgili fikrimi. Tamam. Şimdi yarışta bir kere gereksiz bir yarış kalabalığı var. Ne olursa olsun insan şöyle bir bakar. Mesela yarışta iki tane tay, Atomic One ve Moonlight Fairy koşmamış. Evet. Burada bir durdurabilir miyiz yönetmenim? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ki Atomic One'da sentetikte 1-2 yapmışlığı var. Olabilir, attırır. Bunlar çok genç safkanlar. Farklı şikayetleri, rahatsızlıkları da olabilir. Olabilir, şey, doğru. Canlı hayvan çünkü. Şunu söyleyeyim konuyu değiştirmeden. Şimdi özellikle senin
ciddi bir yabancı yarış spikerliği tecrübem var. Bu mevsimde ve sonbaharda özellikle Amerika'da çünkü pist değişikliği yapılabilmesi için alternatif bir pistin olması gerekir. Evet. Avrupa'da bu pek değişmez. Neden dersen zaten bazı atların arayıp bulamadıkları pist. Onlara bu pist bile hafif yani. Tabii. Yani yumuşağı değil yielding diyor. Artık onlar batağı seviyorlar. Seviyor. Öyle bir pist seviyorlar. Onun da özel bir atı var. Bizde de mesela bazı temsilcileri var. Hayat boyu o pisti göremeden gidecekler. Çünkü öyle bir pistte yarış yapma imkanımız yok. Şimdi yarışa dönecek olursak. Yarış öyle bir dakika kalsın yine lütfen yönetmenim kalsın. Şimdi bu yarış koştuğu zaman 16 tane tay dekleri olmuş. 2 tane tay start almamış. 14 at koşmuş. Bu belli ki bu atların 9 tanesi maddi manevi bir şey kazanamayacaklar. Ha, yarış seyrettiğin zaman diyebilirsiniz. Hepsi ilk 10 atın 10'u da birbirine çok yakın geldi. Belki sizin için veyahut da farklı görüşleri olabilir. 10 atında kazanabilme şansı vardı diye. Şimdi şu yarışı biraz geriye alabilir miyiz? Şimdi az önce bir şeyden bahsettik değil mi? Azmantor yarışının üstünde bayağı bir durduk. Biraz daha gelelim. Tamam burası iyi. 1200 geçelim. Devam etsin normal seyirinde yarış. Şimdi bazı jakaylara bakıyorum. Nedense hep aynı 2-3 isim karşıma çıkıyor. Adana'da böyle halk arasında güzel laflar vardır. Çok da seviyeyi bozmak istemiyorum. Halkın içinde atasözleri çok değerlidir. Çok güzel şeyler vardır. Şimdi ne kazanmaya gidiyor, ne kazanacak adama o şansı veriyor. Evet. Bak demin şimdi Halis Karataş bunu Azmantor yapsaydı ne olurdu? İkisi birden gelemezdi. Make a Fire kazanırdı yarış değil mi? Doğru. Veyahut da iyi bir Bonnie Bomb gelebilirdi. Olabilir. Bak şimdi burada öndeki iki ata bak. Şimdi şu iki giden at dışında değil de arkasında gitseydi. Bak bu yarış 3 giden at kazandı. Evet hocam. Tamam. O Princess Sylvester hiç kaybeden tarafı yoktu. Zaten kuru biçim yakalarsa bu atları hırpalar yani. İyi yetenekli bir at. Evet. Şimdi bakın nereye geldik şu an? Yaklaşık neredeyiz şu an? Son 200 lirana geldik. Burada bir durduralım. Bak 200 liranın kırmızı çizgisi var orada. Evet. Hala Princess Sylvester önde direniyor. Ve kendisi de dışında Ayan kardeşimiz güzel, hoş da bir isim var. Shield Maiden diye bir at. Hı hı. Şimdi eğer ki karşı düzlükte yarış başladığında Princess Sylvester liderliği aldığında Ayhan dışını değil de arkasına geçseydi atın evet. Yarışı 1-2 bitirirlerdi. Bak bu yarış çok net 1-2 biterdi. Ha, yol bulsaydı belki şeyi hiç değiştirirdi. Shield Maiden Princess Sylvester. Kesinlikle. Yani. Muhtemelen Princess Sylvester kaçar bitirirdi. Çünkü bak şimdi yarışın şeyine bakın. Toplamda aynı derece. Evet hocam. Bak o bu da 30'dan bitti. Doğru. Ya, kaç bitmiş? 48. Neden? Başı hızlı çünkü. Evet. Yani deminki Azmantor yarışının tam tersi. Tam tersi. O kadar güzel bir tempo vardı ki önde. Geldi Ayan pişmiş ata suyu kattı. Kendi de bunun cezasını ödedi. Şimdi o atı mesela bu 8.liğini ben değerlendirmem. Çünkü resmen rakibe kaybettirmeye gitti. Birebir koştu. Yani tarzdır. Ama böyle 15 atlık yarışta olacak iş değil bu. Yarış 4 at 5 attır. Birebir kalırsın. Bu şekilde koştuğun müddetçe yalnız arkadaki at gelir. İmkan dahil değil o atların bitirme ihtimali kalmaz. Hep arkaya bakacaksın böyle. Arkalarında boşlukta o kalabalıkta en yakın giden at operasyondu. Ayağına çabuk at. Çok çabuk sıyrıldı grubun içinden. O da 400 ile 200 arası düz yolda önü çok açık güzel bir kulvar bulduğu için bitirebildi yarışı. Mesela onun döndüğü yerde Steel Queen veyahut da Special of Horse dönse o iki at da kazanabilir. Kim dönse orada o kazanırdı. Yani ondan dolayı burada Mertcan'ı tebrik ediyorum. Güzel yer tuttu. Düz yolda bu kalabalıkta orada o kulvarı bulmak çok zor iş. Evet. Buldu ve bekledi orayı. Bunlar tam yoruldu bindi tepelerine. 400'den sonra yürüdüğü yerde bak burada bir ağır çekimde oynatalım. Hangisi kazanmaz? Yarışın da seyretmemiş olsam bu yarışı bu ata kazanır diyebilir misin? Bu kadar net durmuyor yani. Yok. Ama niye geldi bak. Burada bir yarım boy kadar yaptı öndekinlere devam edemiyor. Kaldı orada. Evet. Ya ite kaka geldi, fotozor geldi bak dıştan Steel Queen geliyor. Sydney Star geliyor. Yarış bitti hala geliyor da geliyor. Sofiana geliyor. Ya atlar durmuyor yani. Öndekiler durdu. Bak iki aksiyon olsa belki Steel Queen kazanacak yarışı. Başka şeyler yok. Yani burada ben hep söylüyorum. Bunların sonra rövanşı oluyor.
Tabii. Sen şimdi bugün gittin, önde Prenses Silvester'i kovaladın, kaybettirdin. Az evvel de geldi şey yaptı, Harlan Drak'la Time to Shine'in dışına geldi. Onu da temizledi. Ne oldu, sen de karlı çıktın. İki hatta tabelaya girmedi. Aldın bir şey yok. Eve boş gittin. Yani bazen rakibe kaybettirmeye giderken birebir kalsan, 5 atlık bir yarış olsa bunu yapmayı çok mantıklı bulurum. Ne yapayım kardeşim, benim atımı yat Gökhan'ın atlayıp ben bunu bırakırsam önde kazanacak derim. Arkadaki de gelecek güçte görmüyorum, rakip zayıf derim, yaparım bunu. Ama sen önde kalkıp... Ki bir maiden koşuda oldu hocam hafta içinde, bu dediğinize olur. Benzer bir tabii, durum. Olur, çok olur bu. Çünkü ha, bir de bunların daha Nisan ayı yeni bitti. Evet. Bunların bir de şeyleri vardır. Sen üniversite okuduğun için bilirsin, gençlik arasında bizim gençliğimizde de çok şeydi. Gerçi şimdi bazı gençler beğenmiyorlar, kendini bir şey zannediyorlar da emekli diyorlar. King diye güzel bir oyun vardır, biliyor evet, musun? Hocam, ama yani King vardı, dost kazığı vardı, maça kızı vardı. Yalnız yaptıklarının bedelini hep ödersin sonra yani. O Rıfkı oynanacak, son tabii, iki, el almaz. Yani öyle her zaman 5 kart, böyle Flash Royal gelmez kağıt yani. Doğru. Gelmediği gün yalnız da bağırtırlar adamı. Hani o grubun içinde bir yakalanırsan içeride hiç duymaz jockey. Bak Gökhan'a sor, yapmıştır muhakkak. Ya tabii ki. Yani sonuçta bu antrenörlük de yaparsın. Tabii. Hani böyle bazen ben görüyorum, çok akıllı arkadaşlar var bunu. İzmir'de yapıyorlar, Kocaeli'nde oluyor, Bursa'da. Burada da ufak tefek çapta yapma rujo da çaplar az olduğu için pek belli olmuyor. Yani bariz belli oluyor. Manipülatif hareketler yapıyorlar. İşte 2-3 arkadaş, ben 40 at bende var, 30 sende, 30 tane şeyde var. Gökhan'da var. Yazalım buraya 4'er tane iyi atı. Yarış günü bakıyorsun, yarış 3 at 4 at kadar. Ha gülüyor, kendini çok akıllı zannediyor. Yani bir gün sana da yaparlar yani. Bu hep böyle dik gitmez bu iş. Tabii canım, sırayla bu iş. Her zaman herkesin el aynı atları gelmez. Hiç duymadığım bir oyun söyleyeyim sana. Gülbahar, Hapis, Tavla'nın mesela babanlar oynardı. Hapis hiç oynadın mı? Yok. Seyrettin mi? Seyretmiştim galiba. Yani mesela ilk orada. Böyle ilk puldan yürürsün soldan. Karşı taraf bir düşeş atar, seni burada bir yakalar yak kapısında, bitti oyun. Yani öyle karşıda yakalarsan çok bağırtırlar adamı. Bak bu yapmıştır. Hiç duymaz yani. Tabii kesinlikle. Değil yani tabii. Bak bunlar hep oluyor, oynanır. Oluyor. Bu her hayatta bazı insanlar, ben mesela o tarz bir insanım, rövanşistim. Şimdi hocam şöyle. Unutmam yani bak. Hocam yani, sana şöyle söyleyeyim. Notları yazarım. Küçük böyle burada notlar alıyorum bazen, farkında mısın? Hayatımda öyle, hep notlar alırım. Var diyorsunuz hocam. Tabii. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen bazı jokeyler bunu yaşamadan da anlamıyor. Anlamaz. Hmm. Yıkılma noktası değil asla, ama öyle o diyor ya, bağırtıyor. Bir yarış bir bağırtıyor. Yıkılırsın. Ondan sonra toparlıyor kendini. Bak kendini şimdi şey çok doğru bir hareket yaptı. Neden? Orada Gökhan Kocakaya çok doğru bir hareket yaptı. İçinden rakibini çıkardı. Ama ikinci doğru hareket ne biliyor musun? O geçildiği atın Special of Horses'ın formasıyla sayısız yarış da kazandı o ekürüye. Şimdi orada onu kapatmaktan ne keyif veyahut da bir getirisi olacak? Bir arkadaşını zor durumdan kurtardı değil mi? Allah göstermesin. Özcan da burası bana nasıl da Gökhan'ı açar hayalinden. Ya yer var orada, girecekti yani, daraldı, girecekti, seslendi tabii. Ama orada seslendi. Gökhan'ın onu hissettiğini, duyduğunu anladıktan sonra yürüdü. Evet hocam. Bu burada ne yaptı? Garantiye aldı kendini Özcan. Ama Gökhan da bir kansızlık yapmadı. Yapabileceği en centilmence hareketi yaptı. Atı da durumu yorgundu. Gel geç benleri, fark etmez. Ama ne olur? Bu at sahibinde veyahut da antrenörün gözünde hep artıyalım. Yarın tekrar dönersin, Gökhan'ı bindirsin atına. Tabii. Ama orada sana gelip yok böyle dışını tutarsan, adamı kapatırsan. Hocam atlar her sene değişiyor ama jokeyler, hayat devam ediyor. Hep aynı kişiler diyebiliriz yani. Film devam ediyor. Daha tamam. Az değişiyor. Daha çok şey seyredeceğiz bu yaz, belli oldu. Doğru. Peki hocam, çok teşekkürler diyelim ve devam edelim. 29 Nisan tarihinde Ankara'da efendim cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu yapıldı ki A3 koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 çimde bir aradaydı. Burgas Vedat Abiş ile kazandı ama Zala Bey de boyun farkıyla mücadeleden ikinci olarak ayrıldı ki zaten bu iki isim koşunun da en öne çıkan isimleriydi Gökhan. Ya şimdi zaten bu yarışta yaşanacaklar belliydi. Yani biz de koşu öncesi anlattık. Niye? Bu koşuda önde gidecek, tempo verecek at yok. Sonuç itibariyle Burgas iyi çıkıp başlayıp önlere gidip gelene müsaade edip önde koşuyu kabul etmek istiyor. Çünkü yarış çünkü yavaş gidecek. Zala Bey de çok daha yavaş giderse koşu, bu sefer rakibim benden daha şanslı olur diye bu sefer o öne gitti ve koşuyu
tempoyu belirledi. Şimdi start çıkışı Burgaz iyi çıkıp Zalabe yürüttürüyor, liderliği alıyor ama karşı 1600'den sonra yarış orantıya indi. Yani buralarda Zalabe'ye bak artık kulaklarıyla oynuyor. Burgaz onun dışında. Diğer atlar arkada da sıralandılar. İşte Goera üçüncülükte tamamladı. Antiochus dördüncü oldu. Hartmut beklentinin biraz altında kaldı. Sonuç itibariyle start çıkışı yapılan hamleler iki atın koşu içerisindeki birbirlerini rakip olmaları ve avantaj sağlamak istemeleriydi. O kartı gösterdi. Diğeri de diğer kartı gösterdi. Evet. Sonuçta iki at mücadele. Şimdi buralardan itibaren aslında bir mücadele var. Zalebe çok hızlı götürmeyip düzlüğe gücü kalıp devam etmek istedi. 600'den sonra yürüttürdü. Burgaz da o yürüttürünce o da onun yanına geldi. Bu kadar rahat hareket etmedi. Mücadele başladı. Baş boyun kazanılan bir koşu oldu. İkisi de çok kaliteli at. İkisi de çok başarılı bir at. İkisinin de kazanmasını bilen, kazanmayı isteyen atlar. Buralarda bakıldığında artık Burgaz geliyor. Devam ediyor ama alamadı. Artık Zalabe bitirdi diye düşüncesi vardı. Fakat sonra Burgaz tabii yetenekli bir at olunca foto edebiliyor. Daha böyle biraz direnci arttı. Muhtemelen Vedat da sonlara doğru biraz daha hani son hamlesini hani derler ya son atımın bir barutu var onu bıraktı diye. Kazanan olup kaybeden olmayan bir koşu izledik. Çok kaliteli iki tane atın taktiksel olarak da koşu içerisinde nelerle karşılaşabileceğini öngörmüşler. Atlar da çok başarılı koştu. Yakın arayla koşuyu kazanan Burgaz oldu. Zalabe'yi de kazanmış kadar başarılı bir yarış yaptı. Goero o da aradan geliyor. Biliyorsunuz ki Goero böyle biraz koşu hayatını geç başladı. Biraz başlarken de böyle biraz başlama öncesi biraz sıkıntıları vardı herhalde. Ardından bir anda önemli yarışlarda boy göstermeye başladı. Aslında bakıyorsun 6 yarış koşmuş. Ama bu 6 yarışın 2-1-1 yapıp 4. 5. koşusu Ankara koşusu ve Cumhurbaşkanlığı. Yani 5 yarış koştuk 2-1-1. 2-4 ama grup 1 ardından ne zaman 10. ay 10-29 o da nereden baksanız bir 6 aylık bir ara var. Bir sonraki randevuda Goero'da bu gruba katılabilir. Öyle bir potansiyeli var. Ama Zalabe ve Burgaz her zaman her daim iyi olduklarında kazanmaya yakın isimler. İki jokey de atını iyi tanıdı. Dediğim gibi taktiksel olarak antrenörler, at sahipleri, jokeyler bilinçli bir hamle yaptılar. Çok da güzel bir yarış izlettiler bize. Yetenekli iki atın mücadelesi. Hakikaten öyle. Sen Burgaz'ı zaten hepimiz yıllardır artık çok yakından biliyoruz ama sen Zalabe'yi seneki Gazi öncesi tabii. Döneminden beri hep altını çize tabii. Çize kalın çizgilerle tabii. Söylersin. Yalnız bu yarışta ilk defa belki de bu sınıfta yani Burgaz gibi bir rakibe bu kadar kafa tutması. Ama ben söyledim Zalabe gününde olduğunu çünkü sorunsuz sıkıntısız at çok az. Ama tabii. Bazı atlar o tam kalitesini göstermiyor. Yani Zalabe gününde olduğunda geçemeyeceği at yok. Grup 1 kazanması benim için normal sonuç diye. Evet, kaldı ki ben Gazi koşusunda yani çok net favorimdi. Doğru. Beklentinin altında koştu ama sıkıntılı at diye. Yoksa çok yetenekli, çok iyi bir at yani. Babası agresif uyuyu da defalarca anlattım yani. Tabii tabii. Çok net, çok net. Harika bir mücadeleydi ve müthiş sezon içinde bizlere ışık verdi tabii. Diyebiliriz değil mi? Bu ikilinin tabii. Daha nice keyifli yarışlarını izlemek anlamında. Hocam siz ne dersiniz koşu için? Şimdi biterin üstüne konuşmak kolay tabii. Yarış mesela tersi olsaydı start çıkışında Burgaz liderliği aldı. Mesela Burgaz bak başladı gitmek istiyor. İkisi birden gitmek istiyor. İşte az önce dediğim bir şey vardı ya işte burada bu oldu bak. Rakip iki kişi burada. Diğerleri tabelanın altı için koşuyor kendisine. İki atın bu iki atı geçmesi çok zor zaten. Hani ikisini birden geçmesi en azından çok zor. Burada bir şey, Adalı Ekürüsü ve Ahmet belki konuşulmuş bir şey bu. Ne yaptı? Bir risk aldılar. Biz rakibin önüne gidelim dediler. Yarışı yavaş götürerek bitirmeye uğraşalım. Bir tarzdır. Zaten kaybedip de neyle kaybetti? Baş boyun bitti yarış. Evet. Yani rakip de o gün gününde olmayabilir. Verdi araların ardından biraz iyi koşmayabilir. Rakip de kazanabilir, sen de kazanırsın. Bu böyle bir şey. Birebir kalmışlar yarışta. Bütün yolda zaten birebir gittiler. Bak atlara dikkat edecek olursanız fotoyu geçtiler hala kulaklarını kısıyor bırakmıyorlar yarışı. O kadar ikisi de maşallah ne karakterli atlar. Maşallah. Ve bak tek şeyleri yok. nadir de olsa. Kapalı gözlük yok. Kapalı gözlük kulaklık bu tip bir aksesuarları yok. Atların şimdi şu Zalabey'in güzelliğini görüyorsunuz. Kafası, boynu, yakışıklılığı ne kadar güzel bir safra. Maşallah. Gerçekten. Burgaz zaten hep söylüyoruz. Gökhan da ben de ekrana çıkan diğer arkadaşlarımız, abilerimiz de söylüyor. Belki gözü çok doyuran bir at değil.
görüntüsü ama inanılmaz bir yüreği var yani. Gerçekten. Bak devamlı nereden böyle bak kulak kısıyor, yapışıyor, gelmek istiyor. Ve bırakmıyor at yarışı bak. Şimdi fotoya geçtikten sonra dikkatimi çekti. Yani pistlerde görmeyi arzu ettiğimiz bu at bizi uluslararası seviyede de temsil etmiş. Çok güzde bir safkan. Bak geldi. Zalabayı teslim alabildi mi? Alamadı. O da direndi, o da direndi. E biri birini geçecek bu yarış nihayetinde yani. Tersi olsaydı belki Zalabey dışarıda olsaydı. Yani Burgaz önde gidip Zalabey arkadan gelseydi bu defa da başka bir şey konuşurduk. Yarışçılık böyle bir şeydir. Belli ki bu safkanlar çok karşılaşacaklar. Daha Mayıs ayının ilk haftasındayız. İnşallah bizlere ve ekran başındaki seyircilere çok harika yarışlar seyrettirecekleri kesin. İnşallah hocam ayakları düz bassın diyelim. Kazananı olup kaybedeni olmayan bizim programımızda çokça efendim telaffuz edilen sözlerden biridir. Öyle bir mücadeleydi diyerek 30 Nisan tarihine gidelim. İstanbul'da yapılan koşuya, Saadettin Atı adına anısına düzenlenen mücadeleye bakalım efendim. Günün 8. koşusu olarak yapıldı. 30 Nisan tarihinde ekrana da yansıyor mücadele. Sevgili Gökhan neler söylersin? Neler söylerim? Şimdi bu yarışta X-Bank'ten koşuya tampa veren attı. Hemen arkasında Çakır Dağlı ve onun arkasında Anadolu Şahin'i var. Şimdi Nevzat Avcı aslında İzmir ve Bursa'da çok ciddi yarışlar kazanıyor. Çok da moralli. Ama bu yarışta sanki çocuğun eli ayağı tutuldu. Nutku tutuldu yani. Beklemediği bir durumla karşılaştı. Mesela burada mesela bir durduralım burada lütfen. Durduralım. Şimdi burada şu görüntüye bakıldığında çok zor giden at yok, kolay gidiyor. 200 metre sonra üçüncü at, öndeki atın iki önünde virajı döner der misin? Yok. Demezsin. Bir anda işte atlar gelince ben de yürüttürmeyeyim, hani hızlı daha birazcık da idare edeyim derken yerini rakibine verdi. Rakibi ciddi bir avantaj sağladı ve ondan sonra yakalayamadı. Yani böyle bir şey yapmaz aslında çünkü Çakır Dağlı önde kabul eden bir at. Oynatalım lütfen. Bak şimdi buralarda 3 boy var görüyor musun 3. at arasında. Evet. Bak bu 3 boyu kapatıp 3 boyda arkasına döndü. Kalacak doğru. Bak çünkü öndeki atı dikkate almayıp arkadaki atları dikkate alıyor rakip hanesinde. Bak arkasında kaldı bak geldiler tabii Özcan onu sıyırtma olarak geçti. Tabii ona müsaade de etmedi. Bak gördün mü bir anda 50 metre önce 50 metre 100 metre geride 3 boy arkadaydı. Bak buralarda 3-4 boy oldu. Ve sonrasında Çakır Dağlı çok gayretli geldi. Nevzat kazanabileceği yarışı kaybedere girince son yüzden sonra biraz kantanları da uzun tutmuştu. Onları da toparlayamadı. Ben yakın ara izledim yarışı. Yani tam istediğini yapamadı Çakır Dağlı'yla Nevzat Alcı. Yoksa evet. Kazanacağı bir koşu ikinci bitirdi. Anadolu Şahin'i harika bir yarış yaptı. Hem üçüncülükte yeri iyiydi hem de öndeki tempo yavaşlayınca bir anda rakibini de içeriye onu içeride bırakarak 2-3 boy fark yaptı. Geldi koşuyu kazanmasını bildi. Üçüncü olan Pikabu muhtemelen bekleme yapacaktı. Biraz ağır aldı startı. Belki bilinçli almış olabilir. Ama her at aradan sonra çok iyi döner mi dönmez mi değil. Çok iyi bir yarış yaptı ama bazı atlar ne kadar hazırlı olursa olsun bir ya da iki yarış görmek istiyorlar Sadık. Bu atın yapısıyla alakalı. Mesela ben akasa Pikabu da onlardan bir tanesi. Bence hazırlıkları iyiydi. Galoplarına da ben baktım. Ama bu yarış ona çok iyi gelecek. Bundan sonra aynı atlar aynı şartta olursa çok daha etkili koşacaktır. Bazı atlar ne kadar idmanda olsa olsun, ne kadar hazırlıkları iyi olsa olsun yarış görmek istiyorlar yani. Buna ihtiyaçları oluyor. Sanki Pikabu da bunlardan bir tanesi. Yoksa her şey lehineydi. Toparlayacak olursak Age of Fire beklentinin çok altında koştu. Yani bir önceki yarışı çok iyiydi. Her şey lehine gidiyor aslında ama bir türlü istediğini yapamadı. Çakır Dağlı dediğim gibi Nevzat Avcı yarışı okuyamadı. Ya da rakibinin böylesi bir avantajı ona bir dezavantaj çevireceğini hissedemedi. Hissettiği anda da işten geçmiş oldu yani. Yoksa koşu Çakır Dağlı kazanacaktı. Bu koşuya gelene kadar 8 yarışta, son 8 yarışlarında bir arada oldukları 5 yarışı kazanmıştı Nevzat Avcı. Yok atı tanıyor. Atla ilgili bir şey yok. Sadece koşu içerisinde böyle bir durumla karşılaştı ve onun öngöremedi. Ama yerini rakibine verip dezavantaja düştü ve başta kaybetti yarışı. Evet yani. Evet. Kazanabileceği onu bir yarıştı yani. Tam belirttiği noktalarda net tabii, bir şekilde tabii, görüyoruz. Tabii. Yani 800 geçili 3 bir arkasında 600'e gelindiğinde 3 bir arkasında 2 boy önünde ve yerini almış oldu yani. Pek gördüğümüz bir durum değil. Değil yani. Ve boyunda bitti yarış. Anadolu Şahin ve ilgilerini kutlayalım. Gayretli bir at, iyi bir Luxor. Bugün içinde başarılı koştu. Bu atlar birbirine geçebilirler. Ama Pikabu birkaç yarış sonra çok daha farklı yarışlarda. Yani o Mailer grup yarışlarda söz sahibi olabilecek bir at yani.
diyor sevgili Gökhan. Saadettin Atı adına anısına ilk kez düzenlenen mücadeleydi. Tabii uzun yıllar düzenlenmeye de devam edecek. Saygı ve rahmetle anacağız değerli büyüğümüzü. Hocam siz neler söylersiniz? Ne diyelim Sadıkçım? Sen söyle bakalım. Siz hocam önce belki Saadettin Atı'dan bahsetmek isteyebilirsiniz. Ya ölümün yakışmadığı bir abimiz. Yani çok yüzlü, çok yurt dışına gittiğimizde gerekse burada çok mütevazı insandı. Eğitimli, terbiyeli, iyi bir aile terbiyesiyle yetişmiş, çok değerli bir insandı. Çok hocam, sevilen bir sosyal insandı. Sosyal medyada nasıl balık tuttuğu fotoğraflar yani, ben de ekledim. Mesela, çok seviyordu yani. Boş bulduğunda vakit olun hep balık tutardı, bize ararsın, de yollardı. Arar mesela. Neredesin oğlum, niye gelmiyorsun? İlla hadi gel bir ura geçerken bir çay içelim. Abi işte işe geliyoruz, kıyafetin müsait değil. E tabii ki bro, işe neyle geleceksin oğlum? Gel olsun, bir kayım kahvemizi içersin. Tabii. Güler yüzlü. En belki hani insanın, hepimizin hayatta zorlandığı, zor gün geçirdiği günler vardır. O günlerde destek olan, elinden geldiği kadar herkese yardıma koşan. Hiç böyle, yani düşünebiliyor musunuz? Heykeli olan bir Sadun Atı'nın oğlu olarak dünyaya geliyorsun. İngiltere'de eğitim görüyorsun. Dünyanın her yerinde herkesin bildiği bir insan. Çok dolu, müthiş bir insan. Ve ben yurt dışında da gördüm. Yani karşınızdaki insanın size hitap şekli, size karşılayışı, onun o karşılanışı. Çok bilinen, ülkeyi temsil eden, ülkemizin de atçılık adına yurt dışında çok ciddi başarıyla temsil yetisi olan bir insandı. Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyetleri'nde oralarda atçılığın gelişmesi adına... Bulgaristan'da ve Balkanlar'da, evet. Balkanlar'da ve Kafkasya'da, özellikle Kafkas Cumhuriyetleri'nde elinden geldiği kadar maddi manevi çok büyük desteklerde bulundu. Çok zorluklar yaşadı belki, evet. Zaman zaman, ama elinden gelen hiç yapabileceğin en iyisini yapmaya gayret etti. Hocam Atçılık Bayramı'nda bize beraber 5 gün Türkmenistan'a geldi orada yani. Çok orada zor. Bile çok ciddi gayret göstermiş. İnanır mısınız hiç bu yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi halk arasında güzel yeni terimler doğdu. CV deniyor. CV'si bu kadar dolu olup bu kadar mütevazı olan bir insan, hayatımda ikinci bir insan tanımadım. Evet. Bak inanamazsınız. Yani sizler belki göremediniz. Mesela bizim bundan 40 sene önce İzmit'te çok ciddi arazide olan çiftliği vardı. Tabii, tabii. Atlarla ilgilenirdi. Ama o gün de aynı, yani gittiğin zaman normal bir insan gibi davran. Hiç kimseye böyle büyük burunluk. Yani İngilizce'de bir terim vardır. Hayatımda mesela en nefret ettiğim insan kişidir. Sunup derler böyle. Kendini, evet. Bir şey zanneder. Yani kendini hiç öyle sunup, tabii. Bir insan değil. Alçak gönüllü, mütevaziliğin en doğru örneğiydi. Hocam müthiş, genel müdürlükte çağırırdı, gidiyorduk. Çay geldiği, evet. Zaman hemen kendi alıp bize veriyordu. Hiç şey yapmaz. Abi yapma yani, biz alalım diye. Hiç öyle, yani, o kadar havayı civayı sevmez. Tabii, tabii, en yurt dışında öyle. Kardeşim ne yapıyoruz? Hadi mesela beni onur eder. Hadi sen bakalım artık. Sen bu işleri güzel biliyorsun. Hadi yapalım bir şeyler der. Gideriz ağıra bakar. Hadi bir hava alalım der. Canını sıkma der. Müthiş bir insandı. Otururuz yeme, abi ne yiyeceğiz derdim, söylerdi. Hep benzer şeylerimiz çoktu, zevklerimiz çok vardı. Müthiş bir insandı. Yarışa tekrar dönecek olursak, Allah rahmet eylesin, amin, diyelim. Huzur içinde yatsın. Huzur içinde yatsın. İnanıyorum ki çok huzurlu yatıyordur. Hiç, çünkü bu kadar sevilen bir insanın başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Herkesin söylenecek kelimeler değil bunlar. Çünkü herkesin doğru. Söyledi ki benim arkadaşlarımın. Çok doğru. Tabii, tabii. Hemen hemen herkes. Yarışa dönecek olursak, yarış farklı bir yarış oldu tabii. Yani kağıt üzerinde Age of Fire biraz öne çıkıyordu. Daha sonra Picabu verdiği araya rağmen beklentileri beklentili bir attı. Expectancy mesela önde böyle boş kaldığı zaman bitirebilecek bir safkandı. Mesela Expectancy beni çok yanılttı. Şimdi burada bu yarışta da mesela öyle çok ciddi bir tempo yok yani. En azından Expectancy'ye virajı kadar bu şansı verdim mi? Tabela dışında kaldığı yarış nadirdir. Ama kaldı. İki giden Çakır Dağlı. Onda da yılların yorgunluğu var. Çok gitti geldi. Yani Buat da Antalya'da bu sene güzel yarışlar yaptı. İzmir'de güzel yarışlar yapıyor. Ama artık biraz daha bak bu gruplarda atlar çok elendi. Şimdi biraz sonra mesela seyrettiğimiz kadarıyla gördüğünüz Zoro mesela iyi atlardan biri burada. Buralardan sonra yarış dışı kalıyor. Olası ihtimal bir sıkıntı yaşadı. Bu kadar atı çok sıkıntı yaşadığı bir dönemde bu atları artık bundan sonra önüne gelen yarışa değil de biraz daha mesafesini ve pistini ayarlayarak daha seçici, seyrek davranarak gitmek lazım. Şimdi bu yarış kısa vade 9 ciddi bir yarıştır. Ama yarış seyrettiğiniz zaman yarış darmadağın gidiyor. Öyle çok gözü okşayan bir durum yok.
Anadolu Şahini belki çime çıktı diye bu kadar göz ardı edildi. Yoksa genelde lüksorlar ufak tefek atlardır ama bu mesafenin ve bu pistin atlarıdır. Gerek politrakta ve çimde güzel yarışları var. Mesela daha sonra incelediğimde geçtiğimiz yıl Orhan Doğa Özsoy kostunu tercih etmişti o hafta. Tamam kazanamamış ama yakın bir dördüncülüğü var. Oraya da mesela şanslı girenler arasındaydı. Time to Shine'ı rakip gösteriyordu ki o gün mesela bugün gibi hatırlıyorum. Time to Shine çok ağır favoriydi. O da gelmedi, o da gelmedi ama yarış sürpriz Gracias kazanmıştı zannedersem. Evet hocam. Sürpriz bir neticeyle bitti. İşte bak o da aynı öyle bir yarıştır. Arkada birbirini kolladılar. Gracias geldi kazandı yarışı. Hı hı. Yani olur, yarıştır bu. Yarışın neticeleri nereden nereye gidiyoruz. Diğer atlar için Pikabu tamam, verdiği aranın ardından güzel bir yarış koştu ama genel itibariyle çok etkileyici, çok ciddi bir yarış diyemem. Önümüzdeki yarışlarda bu tabelanın sıralamaları kesin değişebilir. Diyor Suat hocamız, bu zevkli, keyifli mücadelenin ardından değerli yarışseverler efendim haftaya da noktamızı koymuş oluyoruz ama hafta sonu gerçekten birbirinden önemli, hem de sayısal anlamda da 9 koşuya bakacağız. Şimdi efendim yarın 5 Mayıs günü 6. koşuyla başlayalım ve bu 9 koşuyu arka arkaya ekranlara taşıyıp yorumları sizlerle paylaşalım. İlk olarak yarın yapılacak 6. koşu ekranlarımıza tablosu geldi. 2100 metre mesafede yapılacak yarının evet 6. koşusu Dinçer Cebeci adını anısına düzenleniyor. Fire Sign No Name Hero ile Sel Ekürisi'ni temsil edecek 8 isim var katılacak olan sevgili Gökhan. Şimdi saat bu arada da hocam. Affedersin Gökhancığım. Hava ve yol durumu nasıl? Bak bakalım. Hafta yağmur sonu İstanbul diyor. Hemen bakayım hocam. Efendim? Yağmur yok. Yarın diyor. Yok ama hafta sonu var galiba. Bir daha değişmişse bilmiyorum fırtına ama. Fırtına uyarısı vardı hafta ama ne zamanaydı hocam yok. O? Bir daha bakayım. Yağmur gitti diye biliyorum ben. Bakayım. Cumartesine var diyor. Evet cumartesiye var. Yarın hocam. Yok yani normal şartlarda koşacak yarış şimdi. Tabii büyük ihtimalle. Yarına gözükmüyor yağmur. Evet. Güzel. Şimdi bu yarışa tabii izlediğim, baktığım kadarıyla iki tane atın çok şansı var. Bunlardan bir tanesi Gracias Senior, diğeri Anadolu Koparan. Evet. Yani bu iki atın arasında bir mücadele olacağını düşünüyorum. Zaten Sadık Eleşili koşusunda beraber koştular. Aralarında bir 3-4 boya kadar fark oldu ama ben Gracias Senior'un bu yarış daha iyi koşacağını düşünüyorum. Daha başarılı bir yarış yapacağına inanıyorum. O yüzden de bu iki at yeterli olacaktır. Az hata yapan koşuyu kazanacak. Gracias Senior Anadolu Koparan ve Anadolu Koparan diyor sevgili Gökhan. Yine dikkatimi çeken Natif Han'ın da yine 4-8 safkanın 4'ünün Natif Han temsilcisi olması. Geçenlerde bir ilk 4'ün Natif Han'dan oluştuğunu görmüştük. Bakalım sen de 2 safkan önerdin, onların ikisi de yine Natif Han temsilcileri. Siz ne dersiniz hocam? Anadolu Koparan'ın yarış yapmaması lazım, çok kolay kazanması lazım. Çünkü geçen yarışta ben yarışı çok dikkatli izledim. Orada rakibe göre koşulmuş bir yarış. Zannediyorum ki önünde Sportmaster vardı. O gün için kağıt üzerinde çok şanslı duruyordu. Birebir kalmayı tercih etti. Birebir kaldı. Onu geçti ama yarışı kazanmaya yetmedi onu geçmesi. Anadolu Koparan 2 adım önde diyorum. Daha sonra son yarışını beğendim. Edgar, Gracias Senior, Fire Sign yarışın daha sonra şanslı isimleri. Peki Suat hocamız kolay bir birincilik bekliyor. Anadolu Koparan'ı 2 adım önde öneriyor. Daha sonrası için müşterek bahisin de tabii alternatifleri için de yorumlar yapılıyor efendim programımızda. 2-4-3 sırası yani Edgar, Firesign, Edgar Gracias Senior ve Firesign şeklinde tercihlerinde sıraladı. Aynı gün yani yarın Cuma günü İstanbul'da 7. koşuyla devam edelim. Sentetik pistte yapılacak Fethi Atan adına anısına düzenlenecek kısa vade 8 koşuda 4 ve yukarı yaşlı 5 İngiliz atı start alacak. 2100 metre sentetik pistte şöyle bir bakıyorum son koşusunu kazanarak gelen Chikisan ve Silent Wave'i görüyoruz sevgili Gökhan. Şimdi burada tabii ki Chikisan ağır favori çıkacak, kazanması da normal sonuç olacaktır. Ama rakip arayanlar Jaminger ve Silent Wave diyorum. Peki Chikisan önemli bir favori olarak çıkacak ve kazanması normal sonuç. Rakip arayanlara Jaminger ve Silent Wave diyor sevgili Gökhan Gül. Hocam. Ben ilk şansı Jaminger'e daha sonra Chikisan. Bu yarışta hiçbir ata gelmez diyemezsin. Çünkü gidişat, dizilim
atlar yorgun geliyorlar. Kalite bir safkan var. Silent Way bu atların üstünde bir safkan koşacağım dediği gün bu atları geçebilir. Hiçbir ata gelmezdim ama ilk şansı önce Javinger daha sonra Chikisan diyorum. Peki Suat hocamız önce Javinger daha sonra Chikisan diyor. 1 ve 2 numaralı safkanları ön planda değerlendiriyor. Fethi Atan adına anısına düzenlenen koşuda ki geçmiş yıllarına bakınca son 3 yıl Yamanlar Bey'in ve Kuzey Kafkasyalı'nın da 2 yıl üst üste kazandığı bir koşu. Gerçekten önemli performanslar izleriz Fethi Atan koşularında. Efendim 8. koşuyla devam edelim. Ziya Adalar adına anısına düzenlenen kısa vade 8 bir mücadele. 4 ve yukarı yaşlı Arapları 2100 metrede bir araya getirecek sentetik pistte. Üst üste kazanan göz koruyucu taktıktan sonra hiç geçilmeyen, onun da altını çizeyim. Evet. Kıyıcının olduğu bir mücadele Gökhan, neler söylersin? Şimdi kıyıcı çok kuvvetli bir at, ata göre koşuyor. Yani mevcut Arap atlarının hemen hemen hepsini zaten geçen sene Cumhuriyet'te geçti ve o zamandan beri hala seriye devam ediyor. Fakat koşuyu kaybedebilir de bu at çünkü zor bir at. Boşlukta kaldığında başka bir rakiple mücadele ederken diğer rakibine dikkate almayabilir, açından geçebilir. O yüzden de bunu yapabilecek bir at var burada, Katıoğlu. Yani Akın Söze'nin bu koşuda en ciddi rakibi Kıyıcı'ya karşı çok iyi bir taktiksel bir hamle yapması lazım. Yani çünkü Katıoğlu da gününde olduğunda sonlarda çok etkili geliyor. Eğer ki Kıyıcı'yı böyle bir boşluk bir anında yakalarsa geçebilir. Ama önce Kıyıcı sonra Katıoğlu diyorum. Fakat Katıoğlu'nun da jokeyinin ve koşu içerisinde gidişat tabii ki etkili ama jokeyinin hamlesi çok önemli yani. Timingi ve yanından geçmeden, açığından. Açığından, peki. Neredeyse koşu taktiğini bile verdi sevgili Gökhan. Kıyıcının rakibi Katıoğlu ama yanından değil, daha açıktan. Öyle deyince de Yavuzhan Sıhtağı'yı hatırlattı bana hocam. Yavuzhan'ı da geçmek için Sıhtağı hep açıktan gelirdi. Haber Batur da öyle keza. Ama tarihe kazananları yazıyor işte. Evet. Mezarlıkları gez, ne aslanlar yatıyor ama bu işin mesela en namkör yanı olur. Atın uçsa burunla kaybetse dahi at kazandım diyor. Evet. Nihayet böyle bir şey. Kıyıcı iki adım önde, daha sonra Özgün Stone ve Katıoğlu diyor. Peki Suat hocamız Kıyıcı'yı iki adım önde değerlendiriyor. Daha sonra Özgün Stone ve Katıoğlu da sırasıyla şans bulan isimler. Bu pist ve mesafenin derecelerine şöyle bir baktım ama evet, sadece Berkalp ve Özgün Stone'un 2100 sentetik performansı olduğunu görüyoruz. 2.23 içinde her ikisi de koşmayı 2021 yılında aynı yarışta başarmış isimler, onu da belirtelim. Efendim devam edelim, 6 Mayıs gününe yani cumartesi gününe ve Ankara'ya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu. Gerçekten söylerken de böyle içimizi dolu dolu, daha coşkulu hale getiren muhteşem bir mücadele. Ekranlara da tablosu yansıyor. Günün de hemen bakayım kaçıncı koşusu? 8. koşusu. Evet, 8. koşusu olarak yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu için ne dersin Gökhan? Ne derim? Tabii ki çok önemli koşu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu grup bir yarış. Dolayısıyla da hataya yer yok. Fakat benim çok sevdiğim, beğendim, hatta hoca da bu atı çok sever. Ben önceliği Adana'da kazandı ve idman pistine çok beğendi. Şimdi gül atmaya veriyorum. Ve tamamıyla onu çok iyi tanıyan jokeyiyle start alıyor. Ve yarış kesinlikle lehine gidecek. Gül atmayı. Sonrasında tabii çok güçlü at. Hem gençliği var hem de iki yarış kazandı. Fit geliyor. Deniz Efe ciddi bir rakip olacaktır. Yani bu iki at ön planda olacak. Sonrası birçoğu atın eşit şansla bu koşuda başarılı olma olanağı yüksek. Ama bu iki at ön planda diyorum. Sonrasında Deniz Şövalyesi çok güçlü bir at. Kesinlikle iyi koşacak. Yollar az, biliyorsun benim atım. Tabii. Mesafe... Onun için mi diye soracaktım lafın bitince. Yani Deniz Efe'yi yollar az temposunu bozabilir diye mi Gülhatmi ilk sırada? Yok, sende hayır. Değil. Ben Gülhatmi çok değişik, çok farklı bir at. Geçemeyeceği at yok. Zaten müthiş bir 3 yaşlılığı geçirdi ama ondan sonra böyle fasolu yarışlar yapmak zorunda kaldı. Adana'daki kazandığı yarışın ardından idman pistini çok beğendiğim için ve koşu lehine gidecek yani. Şartlar ne olsa olsun bu yarış yavaş gitmeyecek. Doğru. Deniz Şövalyesi, Yollaraz, Taşan koşuda şanslı olan isimler. Gülhatmi ve Deniz Efe'den sonra. Peki. Gülhatmi ve Deniz Efe'den sonra Yollaraz, Taşan ve Deniz Şövalyesi de şanslı olabilecek isimler dedi sevgili Gökhan. Hocam. İki starttan çıkıyor.
Deniz Efe'nin yapacağı fazla bir şey yok. Starttan çıkıp basıp gidecek. Eğer ki yarış başladığında yarışın ilk 600 metresinde gitmesine müsaade ederlerse kazanması kaçılmaz son olur. Bu atı bıraktığım müddetçe imkan dahili yakalayamazsın. Bir kere çok güçlü bir at. Son zamanlarda gördüğüm farklı bir at bu at yani. Çok farklı bir klas gösteriyor. Çok güçlü. Gösteriyor. Rakip hanesinde önce 11 numaralı Gül Hatmi. Güzel dinlenerek geldi bu yarışa. Sevdiği jockey ile katılıyor. Ama onun da hem bu trafiği aşıp ekürüsünün yarışta çünkü farklı isimlerde de olsa ekürler var. Ekürlerin yardımıyla Gül Hatmi'nin de şansı artıyor. Daha sonra kalite at demir perde demir perdedir. Bana göre Türkiye'de şu an koşan atlar arasında en iyi at bu at. Bu ara bir dinlendi, güzel bir istirahat verdi. İnanıyorum ki bu yarışa ciddi hazırlıklarla ve çok diri gelecek. Daha sonra genç safkanlar Deniz Şövalyeşi fış fış. Daha sonra da Soydere. Yani ben de sıralama şöyle 9-11 daha sonra 2-3-4-5. Peki hocam. Geçen yıla da bakıyordum. 4 yaşlı tek isim mi? Hayır. Şimşek Efe ile beraber 2 isimden biri olarak katılan Sertberk 1.43.95 gibi rekor bir dereceyle kazanmayı başarmıştı. Bu yıl 4 yaşlı olarak katılan 4 isim var bu koşuda. Aslan Tepesi, Deniz Efe, Derya Ateşi. Bir de Gökhan zaman zaman söylüyor. Biz yani burada insanların ne müşterek bahisine teşvik ediyoruz. Ne de vette böyle bir şey yapın. Biz sohbet programı yapıyoruz. Tabelenin alt sıraları için veyahut da sürpriz netice için bu Derya Ateşi de benim sevdiğim bir safkan. Daha sonra Derya Ateşi de bir sürpriz sonlarda yapabilir. Peki hocam, sonuçta bu koşuda sıralı beşli bahis oyunu da oynanabildiği için yarışseverlerimizin değerlendirebilecekleri bir öneridir. 9-11-2-3-4-5 ve sonrasında Derya Ateşi 10 numaralı safkanı da değerlendirebilirsiniz diyor Suat hocamız. Efendim 7 Mayıs'ta İstanbul'da 5 koşuya kayıtlar üzerinden bakacağız. İsimleri hepsi birbirinden önemli. Burhan Karamehmet, Kadir Keçecioğlu, Fikret Yüzatlı, Şerafettin Gedik ve Doktor Ergun Mengi adına anısına düzenlenecek koşular arka arkaya ekranlarınıza gelmeye tablolarıyla başlıyor efendim. Kayıt tabloları üzerinden bakacağız ve Grup 3 Burhan Karamehmet koşusu 1500 metre sentetik pistte ekranda 9 isim sevgili Gökhan. Şimdi zorlu bir yarış, hakikaten mücadelesi yüksek olacak. Hem kendini göstermiş ya da kendini gösterme noktasında eser yapmış taylar bir araya geldi. Ben ilk şansı burada Swat Master'a vermek istiyorum. Sonrasında Mr. Big Shot her ne kadar koşu yakın gelse de son yarışını beğendim. Karkeres 3'te 3 yaptı, yetenekli bir at ve son yarışı hem derece hem görünüm olarak başarılı koşan Flatios. Evet, o bugün de program içinde konuştuk. Öncesiyle sonrasıyla Cihangir ve Nadas koşularının arasındaki mücadelede derecesiyle dikkat çekti. Flatios'u da sen de sıralamanın sonuna koydun ama ben o arada Hira'yı dinliyordum kulaklıktan. Bir daha rica edebilir miyim? Swat Master, Mr. Big Shot, Karkeres, Flatios. Evet, Swat Master, Mr. Big Shot, Karkeres ve Flatios diyor sevgili Gökhan. Hocam? Sen ne diyorsun Sadıkçığım? Hocam ben Flatios, böyle bugün sohbeti konusu geçince bir anda o safkan üzerinde bir sempati oluştu bende. İyi bir yarış bekliyorum. Hayırlısı. Benzer şeyleri söylemek durumundayız. Başta Swat Master kaliteli bir safkan. Zaten bu pistte kazanarak başlayan bir safkan. Muhtemelen kazanarak puan toplayıp gaziye girme riskini kurtulmaya çalışıyor. Çünkü Çin pist yarışlarında bu kadar efven yarış bulmak bu kadar kolay değil. Önce Swat Master, daha sonra Karkeres ve Mr. Big Shot. Peki, Swat Master, Karkeres ve Mr. Big Shot'ta Suat hocamızın Burhan Kara Mehmet adına anısına düzenlenen koşu tercihleri oldu efendim. 7 Mayıs yine pazar günü İstanbul'da Kadir Keçelioğlu, az önce Keçecioğlu dedim önümdeki nottan. Yanlış okudum. Keçelioğlu adına düzenlenecek efendim koşunun tablosuna bakalım. Bunun için de bir kez daha özür dilemiş olayım. Gökhan ne dersin koşu için? Ne derim? Ben burada iki tane at önereceğim. İki atın yeterli olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Anadolu Rüyası, diğeri Ray of Light. Şimdi bu Ray of Light sentetik koştu.
derecesi sıfır gözükebilir ama yakın bitti ve son 50 metreden sonra bıraktı Alice yarışı. Hani evet, çünkü tabelaya giremeyeceği diye ellemedi. Muhtemelen sentetik atı değil. O yüzden de bu iki at eterli olacağını düşünüyorum. Anadolu rüyası ve Ray of Light diyor. Doğru. Sevgili Gökhan. Hocam. Hafta sonu yağış var deniyor. Evet, cumartesi pazar gözüküyor hocam. Yani cumartesiden başlayıp pazar pazarda yağarsa bu yarışın yani çimde koşma ihtimali kalmaz. Değişikliğe koşmama gider. Koşmama ihtimali artar kesin hocam. Yani bu ve diğerlerinin. Evet. Çünkü yarışların tamamı Fikret Yüzatlı koşusu grup 3. Diğerleri kısa vade 8. Bu pistler değişirse farklı şeylerden bahsetmek gerekir. Ben ilk şansı yarışın kum pisti olacağını öngörerek, yani politrakta olacağını öngörerek bir numaralı Adigem diyorum. Peki hocam. Daha sonra Anadolu Rüyası, daha sonra Moonlight Fairy ve Ray of Light diyorum. Ve Ray of Light. Sofiana. Hocam Moonlight ve Fairy sentetiğe alındı diye çıkmıştı. Yine çıkar mı acaba? Bilemiyorum. Çıkar mı çıkmaz mı? Belki başka bir şeyden koşmaz. İlle de devamlı çıkmazlar çünkü burası da doğru. Sayı olarak da az. Bir de şöyle bir şey var. Sayı olarak da katılmaz. Yani o yarışta 16 at vardı. Burada çok doğru. Şu an ve bu sefer mesafe 2100. Evet. Yani denemek lazım bir yerde. Bir yere gideceksen bir şeyler denemek lazım. Çok en azından doğru. Hipodromu denemek lazım. Net. Net hocam. Adigem'i ilk sıraya alıyor Suat hocamız. Eğer koşu hafta sonu beklenen yağış neticesiyle pist değişikliği olur ve sentetikte koşulursa Anadolu Rüyası, Moonlight Fairy, bir isim daha söylediniz hocam. Dördüncü bir isim dediniz ama onu konuşurken tam duyamadım. Ray of Light. Ray of Light. 1-2-8-9 an itibariyle kayıtlar üzerinde gördüğümüz numaralarıyla bu isimleri efendim söylemiş olduk. Devam edelim. Fikret Yüzatlı adını anısına düzenlenecek pazar gününün mücadelesi tablosu ekrana da gelecek. 7 isim kayıtlı. Tabii ki deklareler yarın sabah yapılacak. 4 ve yukarı yaşlı 1200 metre çim pistte 7 safkanın kayıtlı olduğu koşuda bakalım Gökhan ne diyor? Tabii ki Luminary. Yani yarış 1200 metre olduğu için en şanslı isim. Çünkü bu at hakikaten en iyi koştuğu derece 1000 ve 1200 metre koşunun en şanslı ismi olacak. Diğer atlar birbirine çok yakın ama ben burada bir sürpriz isimden bahsedeceğim. Karkız. Çok iyi bir at. Bu mesafenin de en iyi atlarından bir tanesi. Ola ki Luminary eksik koşarsa devreye girer. Ama Luminary'nin kazanma şansı çok yüksek. 1200 mesafe olunca ön plana çıkan ilk isim Luminary, kazanma şansı yüksek ama bir sürpriz, o da Karkız'dan bekliyorum dedi Gökhan. Hocam? Önce Warden Clive, daha sonra Luminary ve Kaptan Fantastik. Önce Warden Clive, daha sonra Luminary ve Kaptan Fantastik diyor Suat hocamız. İlk planda ilk şansı Warden Clive'a veriyor Fikret Yüzatlı koşusu için. Aynı gün Şerafettin Gedik adına anısına düzenlenen kısa vade 8 koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 2100 metrede bir aradalar. Ekrana gelen de 8 kısrak efendim koşuya kayıtlı. Burada da 4 yaşlılar biraz ağırlıkta. Yaşça büyük sadece 2 isim. 1 Beyond Expectation, 2 Ardo Füsne sevgili Gökhan. Şimdi mucize kız hakikaten kendi gibi mucize bir at. Gazi Kosu ikinciliği ama bu yıl startta çok ciddi dezavantajlı başlıyor. Yani diğer yıllarda 3 yıl 5 yıl metre kalıyordu 3 boy 5 boy. O da dezavantaj ama onu kapatabiliyordu. Şu an 50 metre 100 metre kalıyor. Zaten 100 metre kaldığında bir şansı kalmıyor. Son yarışında da aslında 50 metreye yakın kaldı ama yarışta yavaş başlayınca en azından o arayı çok zorlamadan kapattı ve kazanmasını bildi. O yüzden ilk öncelik mucize kız ama onun ciddi rakibi start. Çok gecikmeli başlarsa şansı kalmıyor. Ve geçen senenin flash atı, son iki yarışı müthiş bir performans. Secret Power, Lady Secret, özür dilerim Lady Secret. Bu at eğer ki sezonu iyi geçirdi, iyi hazırlıklarla geldiyse koşunun en şanslı ismi bu iki at yeterli. Diğer kanatların hepsinin geliri var yani. Ama bu iki at ön planda. Peki mucize kız start sorunundan çok etkilenmediği takdirde ve Lady Secret'ta ön planda iki şans verdiği isim sevgili Gökhan Gül'ün. Hocam Splendid'le Beyond Expectation'da ana baba bir abla kardeşler. Genelde bu statüdeki koşularda pek öyle ana baba bir iki kardeşi bir arada görmeyiz. Onu belirteyim dedim. Harika. Ben de üçüncü at olarak Gökhan'ın söylediği atlara ilave
Anadolu prensesi. Mesafeye yatkın. Sonlarda etkili gelebilen bir safkan. Üçüncü atta onu söyleyeyim. Ama Lady Secret iki adım önde. Çok kaliteli bir at. Peki. Suat hocamız Lady Secret'ı iki adım öne yer verirken, iki adım önde şans verirken daha sonrasında Anadolu Prensesi ve Mucize Kız diyor efendim Şerafettin Gedik adına anısına düzenlenen koşu için. Geçiyoruz son bakacağımız mücadeleye. Doktor Ergon Mengi adına anısına düzenlenecek koşunun da tablosu ekranda. Handikap 22 statüde 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri 2100'de bir araya getirecek koşu. Gökhan. Ben burada ilk şanslı ismi tabii ki Hartmet'e veriyorum. Yani bu at 5.liği Burgaz ve Zala Bey'in arkasına. İstanbul pistini de seviyor. Sonrasında Time Lord son koşusu 3.liği oldukça iyi. Demirkurt çok sevdiğim bir at. Bu pisti seviyor. Sürpriz isim de kilo avantajı birlikte Senelma. Peki. Hartmet başta, Time Lord, Demirkurt ve Schnellman sırasıyla şans verdiği isimler oldu Gökhan'ın. Hocam. Önce Schnellman, daha sonra Gleamy ve Time Lord. Suat hocamız önce Schnellman'e, daha sonra Gleamy ve Time Lord'a şans veriyor. Ergun Mengi adına, Doktor Ergun Mengi adına düzenlenecek koşuda değerli yarışseverler. Efendim hafta sonu mücadelelerini de, birbirinden önemli, keyifli koşuları da böylece değerlendirdikten sonra haberlerimize geçelim. Kura Ekürisi'nden Fransa'da galibiyet haberiyle, yurt dışındaki bir birincilik haberiyle ilk haberimize bakalım. Ülkemizde uzun yıllardır atçılık yapan ekürilerden Kura Ekürisi'nin Fransa'daki harasından birincilik geldi. 3 Mayıs Çarşamba günü ülkemizden de üzerine müşterek bahis kabul edilen ve TCK TV Yurtdışı YouTube kanalından canlı yayından koşuyu aygırlarımızdan My Boy Charlie'nin de temsilcisi olan Burwash, Jockey Maxim Guyon'la kazandı. 1600 metre Çin pistteki koşuyu kazanıp ilk birinciliğine ulaşan 3 yaşındaki dişi tayın anne hattında Simay, Miray ve Yedi Kız gibi Türkiye menşeli kısraklar bulunuyor. Evet sevgili Sabah'a da seslendirme için teşekkür edelim ve Gökhan, mücadele ile ilgili yurt dışında alınan her birincilik değil mi? Müthiş keyiflendiriyor bir Türk yarışsever olarak. Öyle tabii ki. Öncelikle tabii ki Kura Ekürüsü bu ülkede atçılığa katkı sağlayan çok önemli, çok değerli bir ekürüdür. Yani bir ekoldür. Sarı siyah formasıyla çok ciddi atlar getirmiştir. Yani başta Cemal Kura olmak üzere. Anlat bitmez yani gerçekten atçılığın birçok zahmetini ve birçok başarılı olması için zeminini hazırlamış. Biz işte küçükken daha bu işe başladığımızda böyle büyük ekürlerden dinde en başlarından gelen biriydi Kura Ekürüsü. Tabi burada bu atın kazanması babası Maybo Charlie. En önemli eklemlerden biri bu. Diğeri ise anne kanatlı bizim ülkemizin kısrakları. Yurt dışına çıkmış Maybo Charlie ile eşleşmiş. 3 yaşında at ama ilk defa koşup kazanıyor. Dolayısıyla burada detay çok. Anne hattının ülkemizde olması, babasının Maybo Charlie olması, Kura Ekürüsü'nün olması, ilk yarışının olması. O yüzden de haber değeri çok yüksek. Gökhan, burada Kesinlikle. En önemli detay, geriye geldiğimizde atın pedigrisini gösterebilir misiniz? Bir pedigri sayfası var. Evet. Burada biraz zoom bir bak. Remember Bobby diyor. Mustafa abi olsun, rahmetli Cemal Bey olsun, Halef Demirkol, yani namı diğer Bobby abimizi çok severdi. Bana bir gün evvel dedi ki, yarın bir tayım koşuyor, seyret dedi. Bol şanslar abi dedim. Türkiye'den de verildiğini görünce dikkatli izledim. Baktım Maybo Charlie. Atın anne attı bizden. Forma benim Türkiye'de en sevdiğim formadır. Yıllarca büyük bir keyifle hizmet ettiğim özel bir ekürüdür. Kura ekürüsü. Remember the Bobby. Yani insanlar bir anı, tabii, bir sevgi gösterisi. Kesinlikle. Küllerinden doğuyor. Tekrar bak at oradan buraya Türkiye'ye selam söylüyor. İşte sevmek böyle bir şey. Unutulmuyor. İz bırakmak böyle bir şey. İz bırakmak böyle bir şey. Şimdi Halef abi buradan namı dahi olsa Fransa'ya gitti yani. Aynen namı yeter. Maybo Charlie atın pedigrisi bana göre kısa bile bu yarış yani ata. Ya bu at bence öyle 3000'lerin üstüne çıktığı tabii zaman daha yarış kazanır bu at. Bildiğim kadarıyla Simay'ın yavruları vardı uzun mesafede. Ayrıca da yani annenin babası
Hayşaperel mesafe atı. Alt tarafta damlu filek var ki mesafenin tamamı tamam, mesafe. Evet, İnanılır doğru. gibi değil. Bu ekürde çok bu kanatlı vardı. Çok var ve ayrıca de Fransa'daki yarış disipline uygun bir şey kağıt. Yarış tekrar verebilir miyiz? Birkaç atlanda olsa, yılda bir yarışta kazansa oradaki dünyanın her yerindeki temsilcilerimiz değerlidir ama yani benim gönlümde mesela kura ekürüsü farklıdır. Cemal Bey çok özel bir insandır. Evet. Ya 1923 doğumlu düşünebiliyor musun? Cemal Bey'in şimdi herkes genelde mesela kura ekürüsü deyince ilk akla gelen at Nadas'tır. Veyahut da Nadas'ın tayı oğludur. Çok at var. Nadas, Abrek. Ama bana da... Benim ilk aklıma gelen mesela Tarville. O tabii çok beğeniyordu. Ben Tarville antrenörünü yaptım. İnanılmaz bir at. Ama bana sorarsan efsane at hala kanı giden at kim mesela? Akbatur. Akbatur. Soy kurmuş ya. Cemal Bey Akbatur'un sahibi. Yani az da olsa at koşsa... Akbatur kim? Satvet'in babası. Satvet'in babası bu at yani. Soy kurucu. Daha hiç konuşulacak bir şey yok yani. Evet. Çok yani net. Müthiş bir atçı. Şimdi Cemal Bey yürümüş doğumlu. Düşünebiliyor musunuz? Aksaray'dan evden çıkıyor veyahut da Şehrebin'den o bölgede oturuyorlar. Gençte işte, bir devlet memurunun oğlu olarak baban gibi. Baban da eski devlet memuru biliyorum. Yani görevi bizde görev kalsın. Yapmış, devlet. Saygı duyuyor. Devlette kim görev yaparsa hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz. Şimdi oradan yürüyerek Veli Efendi hipodromuna gelip at seyrediyorsun. Bak hırs, sevgi bu bir aşk. Başka bir şey. Hani tabii. Ben hep söylüyorum. Bir abi işte diyor biri geldi ata. Çabuk gider diyorum. Niye? Sevgi için almadı. Fiyaka için geldi diyorum buraya. Yani şimdi 40'larda düşünebiliyor musun? 1940'lı yıllarda Cemal Bey yürüyerek geliyor at seyretmeye hipodromu. Sabahın körü yolu bulamazsın yani. Kolay 80 değil sene mi? Önce Sadık. Yani, inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz 80 sene önce, 85 sene önce yürüyerek at geliyor. Öğrencilik yıllarında atları seyrediyor. Daha sonra okula gidiyor. Ve hakiki bir dehadır yani. Tabii çok. Ben çok olayına şahit oldum. Benden çok daha iyi yakın tanıyan insanlar var. Yani şöyle buraya bir bakar. 5 dakikada ölçü röntgenini çeker yani. Tak tak hemen metresini ölçer. Buradan tekrar... Başta Mustafa Kur abimiz olmak üzere tüm Kur ailesine sevgimizi saygımızı iletiyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. İnşallah rahmetli Halef Demirkol namı diğer Babi abimizi bu tayla belki tekrar bir anma fırsatı deneriz gibime geliyor. Çok çok teşekkürler hocam. Saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Devam ediyoruz efendim. Aygırlarımız ve şampiyon kızları artık harada başlığıyla haberimiz bir diğer haber olarak ekrana geliyor. Super Saver'ın birçok grup bir koşu kazanmış şampiyon kızı Letruşka emekliye ayrıldı. Şampiyon kısrağın ilk yarındaysa Curly'ni ziyaret edeceği açıklandı. Öte yandan aygırlarımızdan Daredevil'ın 3. grup 1 olmak üzere 8 grup koşu kazanan başarılı kızı Shadaris Devil lider aygır Gunrunner'dan tay bekliyor. Whisper Hill harasından yapılan açıklamada da kısrağın ilk tayına gebe olduğu ve haradaki sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Daredevil'ın bir diğer kızı Swiss Skydiver ise Japonya'da da annelik hayatına devam ediyor. Kingman'den doğan ilk tayı dişi olan kısraktan hara hayatındaki beklenti de büyük. Sevgili Gökhan, gerçekten harada müthiş isimler ve bizi de çok yakından ilgilendiriyorlar. Ya tabii ki son yılların en iyi dişi atları. Her şey küçüğüne kadar tatlı değil mi Sadık'cığım? Bakıyorsun böyle minicik ama. Harikaydı çok maşallah. Çok Sadık bir ara baktım böyle ne kadar tatlı bir bağırıyor burada. Yani kısraklar tabii ki şampiyon aygırlara da gitmişler. Yani bakıldığı zaman tabii ki Cherizli Devil, Gunriver'a, Retruska Curly'ne, diğer şampiyon Swiss Skydiver, Kingman. Yani dünyada soy kurucu aygırların son yıllardaki en iyi oğulları. Ve bence Amerika'nın son 5 yılına damga vurmuş dişi atlar. Müthiş bir yarış atlarıydı. Harikalardı. Eşleşmeler de öyle. Tabii bizi ilgilendiren tarafları bir Super Saver ve Daredevil'in olması. Bu yıl hem Super Saver hem Daredevil tayları start alacak. Hatta Super Saver'in 2 tane tayı start aldı. 2 tane ikinci oldu. Daredevil daha başlamadı. Ama daha 2 yaşlı sezonu yeni başlıyor. Mayıs ayından sonra. İmbir'in de bir şart bir var. Ardından Haziran ayında yarışlar çoğalacak. Bizi yakından ilgilendiren harika bir haber. Çünkü bu kısakların babaları bizim aygılarımız. Aynen öyle. Hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey? Tabii dünyada adını herkesin bildiği ve Amerika'da ciddi yayın organlarında haber değeri olan bizlerin değerli yöneticilerimizin katkılarıyla kazandırılmış, büyük emekler harcanarak getirilmiş bu aygırların tayları dünyanın her yerine haber olursa bizim es geçmemiz
imkanı dahil değil. Güzel görüntüler. İnşallah bu taylar sahiplerine göğsünü kabartır. Nice şampiyonlar çıkarırlar. İnanıyoruz bu atlar pistlerde müthiş atlardı. Bu enerjilerini anneliğine de verirlerse, ben mesela geçen programda ki şeyi çok beğendim. Mesela Monami Girl şampiyon bir attı. Evet. Bizde ilgisi olmasa bile o belli ki anneliği çabuk kabullenmiş. Mesela Letuska falan daha yeni anne tabii. Bunların küçük tabii. Bir zaman birkaç jenerasyona belki ihtiyacı olabilir ama inşallah bunları hep takip altındayız, radarımızda. Kesinlikle öyle. Sizin sayenizde sevgili Numan Sakar'ın da emeği yatsınamaz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Hocam ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik. Çok keyifliydi her zamanki gibi. Her zaman söylediğim gibi ekran başında bizi izleyen atçı dostlarımız, değerli büyüklerimiz, yarış severlerimiz, gecelerine renk katabilip küçük katkılarda bulunabildiysek ne mutlu bizlere diyerek hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Gökhan, ağzına sağlık. Her zaman değerli katkıların var. Enerjinle ve tabii ki bilgi birikiminle, ben yarış severlerimiz her zaman bunu içinden geçiriyordur ama ben arada bir dile getireyim dedim. Sağ olsunlar. Bizi bu saate kadar bekleyip, izleyip katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok ciddi bir ekibimiz var. Rejide, stüdyoda tüm gün boyunca bu programı yapmamızı sağlayan arkadaşlarımız var. TCK TV ailesi olarak. Hepsinin eline emeğine sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Efendim sizlere de her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte Perşembe akşamı 22.00'da TCK TV ve Tay TV ekranlarında formatla olan randevunuza kadar hepinize keyifli, sağlıklı, güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.